Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 2'ye canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili, Beylazı'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 2'ye kadar okumaya gayret göstereceğiz. Efendim birazdan Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz bizlerle birlikte olacak. Maden Belediyesi'nde 2 yıl içerisinde neler yapıldı, ne tür çalışmalara imza atıldı ve en önemlisi bu heyelan konusu. Orada son durum nedir? Heyelan çalışmaları, işte orada madenin taşınması gündeme gelmişti ama bu Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bu maden konusu biraz gündemden çıktı. Ama orada da yaşayan bir sürü insan var ve onların da sorunlarını da gündemde tutmak lazım. Birazdan maden konusunu uzun uzadıya Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz ile birlikte konuşmuş olacağız. Ama öncesinde günün gelişmelerine göz atacağız efendim. Resmi gazetede yayınlanan karara göre 3 bakan değişti. Bunu son dakika gelişmesi olarak dün ekranlarınıza getirmiştik. Bakanların özgeçmişleri de belli oldu. Özgeçmişlerini birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Elazığ'da vaka sayılarının artması nedeniyle İl Hıfzı Sıhha tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi ve Hürriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Şimdi bununla ilgili bir fotoğrafımız var. Bu konuyu uzun uzadıya ikinci bölümümüzde konuşacağız. Arkadaşlarım fotoğraf karesini getirebilirlerse. Bugün bir kriz yaşandı Elazığ'da. Bugün bir kaos vardı. Bugün bir kargaşa vardı şehirde. O da 3 cadde trafiğe kapatılınca alternatif Elazığ'da yollar biliyorsunuz yok. Çünkü o alternatif yollar 3 şeride genişletilmek yerine zamanında imara açıldı. Kaldırımlara dahil binalar yapılınca alternatif güzergahlar maalesef olmamaya başladı. Bu da bu 3 kritik cadde trafiğe kapatılınca insanların hayat memnuniyet oranlarını çok ciddi anlamda düşürdü. Şu an ekranlarınıza gelen en altta kırmızı şeritte olan bölge Gazi Caddesi. Onun hemen altında Vali Fahri Bey Caddesi yer alıyor. Vali Fahri Bey Caddesi, Gazi Caddesi ve devamında Hürriyet Caddesi trafiğe kapatıldı. Doğu ile Batı arasında birbirini yatay düzeyde bağlayan zaten şehir merkezinde 2 caddemiz vardı. 2 caddede trafiğe kapatılınca vatandaşlar Doğu ile Batı arasında sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde, akşam saatlerinde, mesai çıkışlarında gidecek yol bulamadılar. Alternatif ara sokaklar vardı. O sokaklardan zaten zar zor bir araç geçiyor. Hatta bazen o kamyonlar, otobüsler, minibüsler geçmeleri imkansız hale geliyor yol çok dar olduğu için. Zaten birçoğunda da örneğin Ahmet Aytar'ın, şurası Ahmet Aytar bölgesi, Ahmet Aytar'ın olduğu bölgelerde inşaat, ağır hasarlı bina yıkım çalışmaları olduğu için ara sokaklarda kapalıydı. Gazi Caddesi'nden Vali Fahri Bey Caddesi'ne ulaşım zaten kapalı. Vatandaşlar Doğu ile Batı arasında gidip gelemediler. Perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Kısıtlama dün açıklanınca biz de bunları ifade ettik. Yarın ciddi bir trafik sıkışıklığı yoğunluğu olacak. Tedbiri almak gerekiyor dedik. Vatandaşlar nereye yöneldi? Vatandaşlar İnönü Caddesi yani Hastaneler Caddesi olarak bilinen yola ve akabinde Atapark'ın oradan gelerek şehir merkezine yani Hozat Garajı'nın olduğu bölgeye yöneldiler. Yoğunluk bu defa bu bölgede oldu. İnanılmaz bir trafik sıkışıklığı. Vatandaşlar özellikle iftar saatinden önce artık sabırlarının son noktalarına geldi. Ve alternatif olarak belirlenen İnönü Caddesi yani Hastaneler Caddesi'nde de maalesef araç park sorunu olduğu için insanlar araçlarını ikinci sıraya park ettiklerinden dolayı ayrıca bir problem oluşmaya başladı. Maalesef yeteri kadar trafik denetimi yapılamadı. Ortada bir kaos var. Şu anda vatandaşlar bu karardan dolayı mutsuz. Ha, Gazi Caddesi'nin, Vali Fahri Bey Caddesi'nin, Hürriyet Caddesi'nin koronavirüs nedeniyle trafiğe kapatılması ayrı bir konu. Onu ikinci bölümümüzde uzun uzadıya ele almış olacağız. Efendim özetlerimiz böyleydi. Son baskı başlıyor. Evet efendim az önce de belirtmiş olduğumuz gibi birazdan Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz bizlerle birlikte olacak. Önemli açıklamalarda bulunacak efendim. Ama öncesinde resmi gazetede yayınlanan karara göre 3 bakan değişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yayımlanan resmi gazetede Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik sonucunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na ise Mehmet Muş atandı. Avukat Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyor. AK Parti İstanbul kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulunan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirildi. Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954 yılında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğdu. Türk sosyolog, akademisyen, bürokrat ve yazar. Ziya Gökalp'ten Mümtaz Turhan ve Erol Güngör çizgisine, Türk milliyetçiliği, demokrasi, sosyal politika, Türkiye'de bilim, üniversite ve modernleşme sorunu ile ilgili fikri ve bilimsel çalışmalar yapmış, sosyolog, bilim adamı ve yazardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi, AGİTBA Türk Grubu Başkanı olarak görev yapmıştır. TC Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı olarak görevlerinde bulunan Bilgin, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na getirildi. Mehmet Muş, 1 Mayıs 1982 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. Türk siyasetçi, ekonomisttir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24, 25 ve 26. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekilliği yaptı. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'ta ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalı'nda ekonomi doktorasını tamamladı. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyeliğinin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresi'nde ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilen Muş, Ticaret Bakanlığı görevine getirildi. Muş, evli ve bir çocuk babası. Evet efendim, canlı yayınımıza devam ediyoruz. Canlı yayın konumuz bugün Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz bizlerle birlikte. Maden uzun uzadıya konuşulması gereken bir ilçemiz. Ancak süremiz el verdiği kadar konuşmaya çalışacağız. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazanınızın mübarek olmasını temenni Amin ediyorum başkanım. Cümlemizi. Nasıl geçiyor madenle Ramazan? Yani her zaman olduğu gibi, Elazığ'ımızda da olduğu gibi pandemi gölgesinde Ramazanlar malum eski heyecanlar yok, teravih yok. Dolayısıyla herkes pandemiden dolayı mümkün olduğu kadar evine kapanmak durumunda. Rabbim bir daha bu günleri göstermesin. İnşallah bir an önce bu pandemi belasından kurtuluruz. Herkes normal hayatına döner. Ama bu sene doğrusu biz Ramazan anlamında bir Ramazan yaşayamıyoruz. Öyle. Evet, Rabbim yardımcımız olsun, öyle diyelim. Amin. Başkanım, görevde ikinci yılınızı geride bırakıyorsunuz. Evet. Ve aslında daha önceki dönemlerde de belediye başkanlığı yaptığınız dönemler var ama son seçiminizden sonra 2 yıllık görev sürenizi tamamladınız. İşte çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu 2 yıl içerisinde Maden Belediyesi, tabii hepsini anlatmak mümkün değil ama böyle belli başlı çalışmalar neler var? Bir yandan arkadaşlarım 2 yıl içerisinde yapmış olduğunuz çalışmaların BTR'sini de fon olarak ekranlara getirecekler. Ne yaptınız 2 yıl içerisinde Maden'de evet. Başkanım? Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için ben şahsınızda Kanal Fırat ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada bizi izleyen değerli hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii öncelikle biz Maden'de belediye başkanı
makamına geldiğimizde, hatta belediye başkanı adayı olduğumuz süreçte Maden'de ciddi bir belirsizlik vardı. Bilirsiniz sizler de. Evet. 2016 yılından beri bir heyelan belası vardı. Öyle. Bir heyelan sıkıntısı vardı. Dolayısıyla biz 2019 seçimlerine heyelan sıkıntısı, heyelan riski psikolojisi altında girdik. Daha sonraki süreçte bir deprem yaşandı. Hı hı. O süreçte de sizler de bilirsiniz, işte maden taşınacak mı, madenin taşınması gerekiyor, kalacak mı, bir sürü belirsizlik. O şartlarda biz Maden'de belediye başkanı olduk. Tabii o süreç içerisinde biz belediye başkanı olduktan sonra hala o belirsizlik devam etmeye başladı. İşte bir taraftan madenin taşınması gerekir Gezi'ne, ondan sonra olmadı Gölardına, ondan sonra olmadı işte Tekevler vesaire. Tüm bunlarla biz mücadele ederken bir taraftan hizmet yapmamız gerekiyordu, bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bu 2 yıllık süreç zarfında böyle yaptığımız hizmetleri biz böyle bir 4-5 dakikalık bir sunum şeklinde sosyal medyamızda da paylaştık. Sizler de muhtemelen vereceksiniz. Evet, şu an ekrana geliyor başkanım. Evet, yani düşünün, bir ilçedesiniz, bu ilçenin taşınması söz konusu, taşınacak, heyelan riski var. Bir taraftan işte yetkililer tarafından bölgeyi boşaltın, belediye binasını boşaltın, burayı terk edin. Ya bu psikoloji altında bana göre, burada çok mütevazı davranmayacağım, çok güzel işler başarmışız. Eğer bu sıkıntı olmamış olsaydı biz çok daha güzel şeyler yapacaktık. Ancak yine de ben en büyük hizmet olarak şunu görüyorum. Maden'de artık Maden'deki belirsizlik ortadan kalktı. Biz Madenli'nin ne düşündüğünü, Madenlerin ne istediğini kamuoyu yoklaması yaptırarak yetkililerimizin onayına sunduk. Onlar da olayı doğru bir şekilde anladıkları için burada da kendilerine teşekkür ediyoruz. Madenin yerinde kalması gerektiği noktasında hemfikir oldular. Bu konudan dolayı biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi ona birazdan bakacağız başkanım. Evet, ayrıntıları. Evet, ancak yani biz yeniden bir Maden'in yapılmasını arzu ederdik. Yani burada biz şunu ifade etmiştik, zaten halkımız da onu söylerdi. Ne yapılacaksa Maden'in tamamına yapılsın. Biz de yetkililere şunu dedik. Dedi ki 1200 konut yapın, 115 tane de iş yeri yapın. Yani yeniden bir Maden imar edin. Yer noktasına biz çok fazla takılmayacağız. Ama yetkililerin ve etkililerin bize ifadesi sadece kamu kurumları, 24 iş yeri ve 310 tane de konut yapacağız. Hı hı. Bu Maden'in tamamen bitmesi demekti, bölünmesi demekti. Geri kalanının köy olması demekti. En büyük hizmet olarak biz Maden'in yerinde kalmasını, Maden'in bitmemesini, hı hı, köy olmamasını sağladığımız için bana göre en büyük hizmet budur. Bu psikoloji altında da yaptığımız hizmetlere gelince. Şimdi biz öncelikle bizim ilçemizde ciddi anlamda konut sorunu vardı ve misafirhane sorunu vardı. Biz gelir gelmez daha önce 2004-2009 yılları arasında tamamen böyle kapıları, pencereleri sökülmüş, af buyurun sokak hayvanlarının barındığı bir Etibank işletmesine ait geçmişte bir misafirhane vardı. Biz o zaman onları kendi dönemimizde belediyeye satın aldık. Orayı o şartlarda da 4 yıldızlı bir otel şeklinde dizayn ettik. Tabii süreç içerisinde arada bir 2 dönem boşluğumuz oldu. Tekrar yıpranmıştı. Biz gelir gelmez önce dışarıdan ilçemize gelen misafirlerin konuk olabileceği, rahat edebileceği o sosyal tesisimizi, o misafirhanemizi kalorifer testine çektirerek yeniden her şeyini baştan aşağı değiştirerek halkımızın hizmetine sunduk ve şu anda oradan da belediyemize ciddi anlamda bir gelir gelmekte. Ondan sonrasında da dolayısıyla bizim ilçemizin malum bu konut sorunu baştan beri olan bir sorundu. Biz o konuda da bizim taahhütlerimiz de vardı. Biz şunu diyorduk, buraya mutlaka TOKİ'nin gelmesi lazım. O günkü şartlarda biz gerekli girişimlerde bulunduk. Buradan sağ olsun vekillerimiz de bize destek verdiler. Maden'deki sosyal konutlar kapsamında 150 konut hak sahibi kurallar çekilerek belirlendi. Ancak Maden'in belirsizliği yüzünden bir türlü başlanamadı. Daha sonraki süreçte Maden'in durumu da netleştikten sonra şu anda onunla alakalı yer tespitini biz yaptık. İlgilerle sürekli görüşüyoruz. Her ay ben bu konu için Ankara'ya gidiyorum. Maden'deki sosyal konutlarla alakalı, TOKİ'lerle alakalı şu anda her şey tamamlandı. Yer zemin etütü de yapıldı. Etütümüz de sağlam çıktı.
Bizim şu andaki artık sadece ihale tarihini bekliyoruz. İnşallah 15-20 gün içerisinde ihalemizde tarih itibariyle belirlenmiş olur. Madende büyük bir hizmetin daha sonuna gelmiş olacağız. Evet. Yani onun dışında bizim ilçemizde en büyük sıkıntı neydi? İşsizlik sıkıntısıydı. Hı hı. Biz o zaman projelerimiz kapsamına madende tekstil atölyesi yapılmak üzere bir iki tane girişimci arkadaşımızla görüşmüştük. İstanbul'da, Bursa'da iş yerleri olan bir fabrikatör arkadaşlarımız. Onlar da başkan siz belediye kazandıktan sonra bize yer temin edebilirseniz biz madende atölye açarız demişlerdi. Ancak biz belediye kazandıktan sonra madendeki heyelan gündeme geldi. Taşınması söz konusu oldu. Bunlar olunca tabii vazgeçti bu arkadaşlar. Haklı olarak vazgeçtiler. Daha sonraki süreçte de bizim işsizlik anlamında elimizde bir tek şey kaldı. Bizim madendeki bakır fabrikası öyle diyelim. Şu anda özelleştirilmiş 3S madenciliğin bünyesinde. Şimdi orada çok rantabl çalışmıyordu. Biz bu arkadaşlara tekrar gittik. Dedi ki ya arkadaşlar, neyse burada sizin bir tesisiniz var. Biz belediye olarak her türlü desteği sizlere veriyoruz. Yeter ki siz bu fabrikayı çalıştırın, bizim insanımıza istihdam sağlayın. Yalnız burada bir şartımız vardı. Öncelikle tabii ki teknik elemanı, vasıflı elemanlarımızı dışarıdan getirebilirsiniz. Öncelik madenlerin olacak. Sağ olsun onlar da yani bu taahhütlerimize binaen biraz da moralleri düzeldi. Biraz da kendilerine güvenleri geldi. Şu anda madendeki fabrikada 200'e yakın eleman çalışıyor. Bunların yaklaşık 150 tanesi madenlidir. Yani işsizlik noktasında da direkt bizim katkımız olmamış olsa bile en direkt olarak ciddi anlamda gayretlerimiz oldu. Bunlar bizim için en büyük sorunlardı. Onun dışında diğer rutin belediyecilik işlerine gelince, yani biz artık sosyal belediyecilik çok gelişti. Biz sadece belediye işte temizliktir, kanalizasyondur, taşımacılıktır şeklinde bir de bakmıyoruz. Bir konum itibariyle dağlık bir alanda olduğu için başkan bunları evet. Yapmak da ekstradan zor aslında. Şimdi madende, tabii ki maden işte yaklaşık 2000 yıllık tarihe sahip bir ilçe. Hı hı. Madende en yeni yapı belki bir 10-15 yıl önce yapılan birkaç tane yapıdır. Ama daha öncesinden orada 80 yıllık, 100 yıllık yapılar var. Dolayısıyla bunlar yapılırken de böyle imara uygun bir şekilde yapılmamış. Mesela 1976 yılında hazırlanan imar planına göre madendeki caddelerin, sokakların genişliği 7 metre. Ama hali hazırda 2,5 metre, 3 metre. Çünkü kimse plana uygun davranmamış. O günkü yöneticilerimiz de buna dikkat etmemişler. Dolayısıyla madende hizmet de çok zor. Şimdi o maden fabrika kapandıktan sonra şehir göç vermeye başladı. Göç verilen boşalan evlerin birçoğu yıkılmaya başladı. Kanalizasyonları patladı, işte suları patladı. Şu anda madenin çok böyle gözle görülmeyen ama ciddi anlamda bizim harcama yaptığımız, ciddi anlamda bütçemizi harcadığımız madendeki bu eski yapıların hizmetleri, merdivenleridir, kanalizasyonlardır, bunların tamiratına gidiyor. Bu ciddi bir kalemdir. İşte bunun olmaması için madenin sil baştan yeniden ya kentsel dönüşme tabii tutulması lazım. İşte TOKİ marifetiyle ya da yeniden bölüm bölüm bunların yenilenmesi gerekir. O hizmetlerimizin dışında da biz madende şunu da diyoruz. Ya madenin bizim hedefimiz şudur. Gerçekten arazi zordur ancak o vadide çok temiz soğuk suları var, temiz havası var. Neticede madenden bir karayolu geçiyor, demir yolu geçiyor, orada Dicle Nehri geçiyor. Maden yani çok güzel, böyle ben her fırsatta bunu söylerim, böyle 6-7 bin insanın yaşayabileceği, yeşilliği bol olan, sosyal aktiviteleri olan bir ilçe olabilir. Şu anda biz o mücadele anlamında gerek ağaçlandırma çalışmaları, gerek kültürel anlamda da bizim gayretlerimiz var. Şimdi neticede belediye, hele maden gibi bir belediye, 1854'te belediye olmuş ama yaklaşık 170 yıllık bir belediyecilik geçmişimiz var. Şimdi bu belediyenin kurumsal kimliğini tamamlamış olması lazımdı. Vasıflı elemanların her fırsata hazır olması lazımdı. Ama maalesef yani biz 2019 yılına geldiğimiz zaman yani sıfırdan bitmiş, tükenmiş bir belediye olarak yeniden işte şöyle bir yatalak bir hastayı düşünün. Yeniden onu ayağa kaldıracaksınız, yürümeye başlayacak. Zaman içerisinde de koşmaya başlayacak ve hizmet yapmaya başlayacak. Yani şu anda bizim
İnşallah maden artık yavaş yavaş bu bahsettiğimiz hizmetlerle beraber biraz sonra bizim devlet nezdinde de kamu kurumları nezdinde takip ettiğimiz işlerimiz var. Onlar inşallah 2021 yılında sonuçlanırsa bizim hedefimiz bunları 2021 yılında tamamlamaktır. Maden hakikaten yaşanılabilecek çok güzel bir ilçe olabilir. Nedir bunlardan biri? Ben TOKİ'lerden... Yani yapmayı planladığınız çalışmalar. Tabii ki. Şimdi TOKİ'leri ben TOKİ'den bahsettim. Mesela Maden'de bir polis lojmanları sorunumuz var. Şimdi 2016 yılında Maden'deki polis lojmanları yıkılmış. Evet. Onun yerine yenisi bir şekilde yapılmamış. Girişimler olmuş ama biz 2019 yılında belediye başkanı olduğumuz dönemde o günkü ilçe emniyet müdürümüz geldi dedi ki başkanım bizim burada bizim her şeyimiz tamam ancak imar çapını alamadık dediler. Bizim bütçemiz uygun değil, müsait değildi. İşte belediye bize yardımcı olmadı. Biz hemen tutup belediye olarak imar çapını hazırladık dışarıdan bir firmaya. Dolayısıyla o günkü şartlarda göre yapan ilçe emniyet müdürümüze teslim ettik. O yazışmalar devam etti. Biz şu anda bu konuyla alakalı iki defa hemşerimiz, çok kıymetli genel müdürümüz Mehmet Bey'i makamında ziyaret ettik. Sağ olsun o da yetkililere talimatı verdi. Şu anda o çalışmalar da inşallah devam ediyor. Bizim arzumuz, temennimiz 2021 yılında sonuçlanmasıdır. Ama 2021 olmasa da 2022 yılında inşallah bu konu da netli sonuçlanmış olur. Düşünün TOKİ'ler yapılacak, polis lojmanları yapılacak. 2017 yılında Maden'de sentetik çim saha için o günkü milletvekilimiz Ejder Bey'in girişimleri sonucu bir ödenek ayrılmış. Fakat ilgililer ilgilenmedikleri için ben öyle ifade ediyorum. Para tekrar geri gitmiş. Biz göreve gelir gelmez, şimdi bizim gençlerimizin hakikaten spor alanlarına ihtiyaçları var, sosyal kültürel alanlara ihtiyaçları var. Bu konuyla alakalı hemen o günkü şartlarda Gençlik Spor İl Müdürümüz, onu ziyaret ettik. İşte karayollarında bir takıntımız vardı. Karayolları, Gençlik Spor, biz bir araya geldik, sorunu çözdük. Onunla alakalı ödenek yazımızı il müdürümüz yazdıktan sonra ben elden bakan yardımcımıza götürdüm, teslim ettim. Hı hı. O konuda sonra yine buradan hem vekillerimize hem de özellikle Ejder Bey'e ben teşekkür etmek istiyorum. Ejder Bey özellikle madenle alakalı bu konuda çok hassas davranıyor. Hala konuyu takip ediyor. Ve o konumuz da şu anda inşallah en kısa zamanda Bakan Bey'e sunulmak üzere hazır bekliyor. İnşallah en kısa zamanda o futbol sahamızda Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yapılacak. Bir de futbol sahasının işte onunla yapılacağını göz önünde bulundurun. Yine bizim ilçemizde bir halı sahamız vardı. Bu heyelanla beraber halı sahayı yıkıldı. Evet. Şimdi halı sahayla alakalı bir Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na uzun süreden beri bir yazışma yapmıştık ama bir şey çıkmamıştı. En sonunda ben belediye olarak tutum belediye ait bir yeri özel idare il genel sekreterimiz sağ olsun Ali Şiş Bey bize yardımcı oldu. Özel idarenin imkanlarıyla arsamızı hazır hale getirdik. Hı hı. Kalkıp Spor Toto Teşkilat Başkanımıza gittik. Spor Toto Teşkilat Başkanımızı buradan yine huzurlarınızda hem Metin Bey'e, milletvekilimiz Metin Bey'e hem de eski belediye başkanımız Mücahit Bey'e teşekkür ediyorum. Biz onları ziyaret ettiğimizde onlar da sağ olsunlar aradılar. Spor Toto Teşkilat Başkanımız halı saha yapımını üstlendi. İnşallah bu yazın sonuçlandıracağını bize ifade etti. Onun dışında yine bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan taleplerimiz vardı. Bizim malum lisemiz Heyelan bölgesinde kaldığı için çocuklarımız şu anda birleştirilmiş okullarda lise öğrencileri evet. ve ilkokul öğrencileri dönüşümlü eğitim görmektedirler. Fakat işte bir anaokulu ve lise talebimiz var. Gerçi bu konuda çok ciddi anlamda yetkililerle görüşemedik ama yani inşallah en kısa zamanda bu madenin durumu netleştikten sonra artık işlerimiz daha hızlı yürümeye başladı. Çünkü şimdiye kadar biz hangi bakanlığa gittiğimizde bize şunu diyorlardı. Ya maden taşınacak. Başkan niye uğraşıyorsunuz? Yani aslında burası bize 18 ay gibi bir zaman kaybettirdi. 18 ay taşınacak mı taşınmayacak mı? Tabii. Dolayısıyla bunların tamamı bizi etkiledi. Yine bizim vatandaşımın özellikle bizden bir açıklama beklediği bir konu var. Şimdi Heyelan bölgesi ne olacak? Şimdi Heyelan bölgesinde... Şimdi o zaman ben şöyle sorayım başkanım. Şimdi depremden önce Elazığ'ın gündeminde maden ilçesi vardı. Evet.
Mardin'e. Hatta ben de en son bir defa geldim. İşte evet. Orada çekimlerimizi yaptık, vatandaşlarla görüştük. Doğal olmayan bir heyelan var. Evet. Yani insan eliyle oluşturulan ve buna zamanda nasıl müsaade edilirse edilmişse edilmiş bir durum söz konusu ve bundan dolayı da orada mağdur olan, maddi hiçbir geliri olmayan, işte devletten aldığı işte 1000 liralık belki 900 liralık maaşıyla geçinen insanlara devlet dedi ki siz buradan çıkıp gideceksiniz. Evet. Doğru mudur başkanım? İyi hatırlıyorum herhalde. Evet, yok, sizin dediğiniz doğru. Evet. Bunlar sonra yaşandı. Işte vatandaşlar ne yapacağız vesaire falan, işte biz burada doğduk, burada büyüdük, işte mezarlıklarımız burada. Hatta mezarlıklara kadar konu gitti yani. Evet, evet. Sonra işte en son ben hatırlıyorum. Tebligat gitti vatandaşlara. Evlerinizi 3 gün içerisinde boşaltacaksınız. 5 gün içerisinde boşaltacaksınız denildi. Ondan sonrası bende koptu. Sonra deprem olunca biz depreme yoğunlaştık. Evet. Nedir doğal olmayan heyelandaki son durum? Şimdi doğal olmayan heyelandaki son durum işte malum 2019 yılının Mayıs ayında bize bir tebligat geldi. Dedi ki 5 gün içerisinde belediye binası da dahil bütün kamu kurumları ve bu bölgeyi boşaltacaksınız. Yani tabii o günkü şartlarda onun mümkün olmadığını biz mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştık. Sağ olsunlar, neticede yetkililer de çok da bizi zorlamadılar. Çünkü bu insanları bir yere taşıyabilmek için önce şartları oluşturmak lazım, hazırlamak lazım. Evet. Siz o insanları nereye götüreceksiniz? Yani hadi çık, iyi de çıkayım da nereye gideyim? Bizim maden insanı bilirsiniz. Yani gerçekten devletine, vatanına, milletine bağlı bir insan. Yani orada maden jeopolitik açıdan da çok önemli bir bölgededir. Yani maden bir sınırdır. Bir tampon bölge aslında. Tabii ki maden devletine son derece bağlıdır. Ama buna rağmen o vatandaşın mağduriyeti söz konusu olacak. Biz dolayısıyla hemen o tebligattan akabinde gerek o günkü şartlarda valimiz, gerek vekillerimiz, gerek yukarıda bakanlıklarımıza ulaşmaya çalıştık. Sağ olsunlar, Allah razı olsun da bugüne kadar da bizi idare ettiler. Daha sonra tekrar bir yazı yazıldı. Biz tekrar aynı şeyi ifade ettik. Dedi ki yani önce benim belediyeyi boşaltmam lazım. İyi de ben belediyeyi hadi boşaltayım da nereye gideceğim? Ben nereye gideceğim? Vatandaş nereye gidecek? Dolayısıyla bugüne kadar geldik, idare ettiler bizi. Ancak orada bir yanlışımız oldu. Biz, hemşerilerim buradan beni izliyorlardır. Şimdi devlet bize şunu dedi. Bu bölgedeki insanlar müracaat edin AFAD'a. 3 defa çıktı. Müracaat kabul çıktılar. Tabii sadece toplamda 47 tane vatandaşımız ve 24 tane de iş yeri sahibimiz müracaat etti. Yani orada toplamda 512 iş yeri ve konut varken bunlardan toplamda işte 24 tane artı 47 tane, 71 kişi. Şimdi böyle olunca da vatandaş niye müracaat etmedi? Bir belirsizlik var. Nereye gideceğiz? Müracaat edelim de o zaman şu söyleniyor, Gezi'ne gideceksiniz. Olmadı Gölardın'a gideceksiniz. İyi de vatandaş ben bu şartlarda niye gideyim diyor. Müracaat etmediler. Sonra dördüncü kez madenin yeri tespit edildikten sonra yerinde kalacağı kararı çıktıktan sonra biz yetkililere şunu dedik. Bir fırsat daha verin. Onun da yasal olarak mümkün olmadığını ifade ettiler. Peki ne olacak, bu vatandaşlar mağdur olacak. O zaman buradan yine ben özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bakanlığımız konuyu masaya yatırdı. O zaman dediler biz müracaat etmeyen ve müracaat eden insanlarımızın tamamının bu bölgede kalan yerlerini kamulaştıralım. Şimdi orada bir kamulaştırma kararı çıktı. Bu kamulaştırma kararıyla alakalı da bugün Çevre Şehircilik İl Müdürümüzle de görüştüm. Genel Müdürümüzle de görüştüm. Muhtemelen bu yazın kamulaştırma işlemi yapılacak. Yani vatandaşlara arsalarının paraları verilecek. Paraları verilecek. Değil mi? Evet. Evlerini. Evet. Müracaat edenlerin de evleri ve iş yerleri yapılacak. Etmeyenlerin paraları verilecek. Evet. Edenlerin evleri ve iş yerleri tamam. Yapılacak. Şimdi biz tabii bu evler ve iş yerleri için bakanlığımıza ve yetkililere yer bildiriminde bulunduk. Sizler de madeni bilirsiniz. Biz şu andaki mevcut hastanemizden soğuk suya doğru, Elazığ tarafına doğru o bölgede 12 dönüm milli emlak ait arazimiz vardı. Bununla alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız yazışmalarda, görüşmelerde onlar da yazışmayı yaptılar. Şu anda Milli Emlak oraya tahsis etti. Yazı AFAD İyileştirme Daire Başkanlığı'na gitti. Bugün tekrar daire başkanımızla görüştüm. Dedi ki şu anda planlamada, şu anda bizim AFAD konutları ve çarşı merkezindeki iş yerlerimizle alakalı o hastaneden soğuk suya doğru Elazığ yolu üzerinde iş yerlerimiz yapılacak ve biz AFAD konutlarını da
iş yerlerinin üzerine yapmayı planlıyoruz. Çünkü biz orayı imara konut ticaret üstü konut olarak işledik. Şu anda ticaretle alakalı işlemler tamam yürüyor. AFAD konutlarıyla alakalı şöyle bir kararsızlık var. TOKİ konutlarıyla mı birleştirelim yoksa onları ayrı mı yapalım? Dolayısıyla bizim önerimiz, bizim de talebimiz, bugün tekrar yetkililere biz ifade ettik. Biz AFAD konutlarımızın Kortik'te yeni yapılan iş yerlerimizin üzerine yapılmasını biz arzu ediyoruz dedik. O konuda çalışmamız devam ediyor. İnşallah biz bu konuda da 2021 yılının sonuna kadar bunları bizim bitirme gibi bir hedefimiz var. Belki ihaleleri yapılırsa da iş yerleri bitmese bile en azından ihalelerin yapılıp bitmiş olması lazım. Tüm işte madenin belirsizliğinden bu bahsettiğim yapılacak şeylerin bir de yapıldığını düşünün. Maden gerçekten güzel, yaşanılabilir bir şehir olacak. Şimdi başlayalım o zaman. Şimdi bir Cami Kemir Mahallesi var. Onun evet. Üst taraflarında işte evet. Çatlamalar, işte kaymalar evet. Oluştu. Evet. O kaymalarda evet. Artma söz konusu oldu mu? Şu anda artma söz konusu değil. Evet. Orada geçen yılki gibi duruyor o zaman. Duruyor, evet. O Cami Kemir Mahallesi kamulaştırılacak. Kamulaştırılacak. Yerinde mi yapılacak? Yani Cami Kemir Mahallesi'nin denince tamamı anlaşılıyor, tamamı değil. Cami Kemir Mahallesi'nin onda birlik bir alanı. Evet. Ama bu da şehrin kalbi yalnız. Yani merkezin tabii, olduğu merkezi, kısım. Merkezi. Orası oradan yerinde yapılmayacak. Evet. Onlar yerinde yapılmayacak. Oradan müracaat edenlerin konutları TOKİ ile birleştirilecek. Evet. TOKİ ya da, konutları nerede? TOKİ konutları bizim istasyon bölgesi dediğimiz şu anda mevcut yeni hastanemizin karşı tarafı. Yani yolun ana yolun karşısı. Karşı taraf. Evet, istasyon evet. Bölgesi. Oraya yapılacak. Oraya yapılacak. Peki diyelim ki vatandaş müracaat etmedi zaten. İşte çok az sayıda vatandaş evet. Müracaat etti. Onlara paraları verildi. Evet. Adam da diyor ki ben madende kalacağım. Madende yaşamak istiyorum. Onlara nasıl ev tahsisi yapılacak? Yani şimdi, çünkü ya ben şunu görüyorum. Elazığ depreminde biz bunu yaşadık. Yani vatandaşlara orada çok yüksek bir meblağ verilmeyecektir yani. Şimdi bizim TOKİ ile yazışmalar verilen parayla ev yapamaz diye onu söylüyorum. Yani tabii şu anda onlar verilecekleri parayı rakamsal olarak ne olduğunu ben bilmiyorum. Evet. Ama bayındırlık ya da eski tabirle bayındırlık birim fiyatları üzerinden para verecekler. Fakat bizim TOKİ'den bir 150 konut daha talebimiz var. Şimdi inşallah onu da şunu ifade ettiler. Bunların ihalesi yapıldıktan sonra talepleri biz almaya başlayacağız. Yani orada bir 150 talep de oradan gelirse biz bu 150'yi de biraz daha buradan yine yetkililere gideceğiz, ricada bulunacağız, vekillerimize de gideceğiz. Bu 150-300'e ulaşırsa bir yıl da geç yapılmış olsa bile bu vatandaşlarımız bir şekilde bir yıl bir yerde idare eder. Sonra ben konutlarına yani madene döneceklerini düşünüyorum. Ama o 150 TOKİ de bunu karşılamıyor başkanım değil mi? Sayıyı karşılamıyor. Şimdi bölgede bakın şöyle diyelim toplamda 512 iş yeri ve konuttan bahsetmiştik. Hı hı. Ama aktif olarak o bölgede 80 tane iş yerimiz var. Toplamda 300 civarında da ya da 250-300 sayıra tam saymadık ama o civarda da konutumuz var. Şimdi zaten bu insanların birçoğunun bağı bahçesi var. Yani onlar bir yıl işte icabında köyünde kalabilirler, bir yıl bahçesinde idare edebilirler. Bizim burada önemli olan TOKİ'ye ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza ya da AFAD İşleri Başkanlığı'na bu vatandaşlarla alakalı konut yapmaya ikna edip bu vatandaşlara konutları tahsis etmeleridir. Neticede bu konutlar da bedelleri karşında bedava yapılmayacak. Öyle. Bedelleri karşında verilecek. Bu konuda da biz yetkililerimizden ricada bulunacağız. O zaman şu olacak. Kamulaştırıldığı için vatandaşa toplu bir para verilecek. İşte mesela Elazığ Şehir Merkezi'nde Abdullahpaşa Mahallesi evet. Çevre ve Şehircilik evi yıktı. Evet. Vatandaş arsa parası olarak Abdullahpaşa Mahallesi gibi şehrin merkezinde olan en önemli kritik mahallelerden birisinde 100 bin, 110 bin, 120 bin, 130 bin, 150 bin lira gibi bir para evet. Verdi. Evet. Şimdi diyelim ki madende de getirdi vatandaşa 100 bin lira verdi kamulaştırıldığı arsanın evet. Karşısında. Aynı vatandaş TOKİ'den ev sahibi olabilecek mi? TOKİ'den hak alabilecek mi? Şimdi TOKİ müracaat kabulüne çıkarsa, onlara da fırsat verirse, öncelik tanırsa olabilir. Hı hı. O zaman öncelik tanıması lazım. Öncelik tanıması lazım. Evet. Bir de biz şunu diyoruz. Yani ben buradan yine vatandaşlarıma, madenli hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Ya illa TOKİ'de beklememek lazım. Yani madende mevcut yerlerde arsalar var. Yani Heyelan bölgesinin dışında bölgelerde arsalar var. Eski yıkılmış binalı evler var, terk edilmiş evler var. Yani orada çok rahat bir şekilde 3-4 tane yan yana olan evin arsası satın alınıp işte çift daire üzeri 5 katan 10 kişi 10 daire rahatlıkla yerleştirilebilir. Yani biz maden şartlarında tabii ki
arsa anlamında vatandaşın çok büyük bir avantajı vardır. İnşaat maliyetleri belki yüksek olabilir ama ben maden şartlarında arsanın da birim fiyatını göz önünde bulundurarak şöyle bir tahminde bulunabilirim. Yani madende 120-130 bin lira ya da 150 bin liraya çok rahatlıkla böyle 100 metre, 150, 120 metrekarelik bir ev inşa edilebilir diye düşünüyorum. Başkanım ben o zaman şunu da öğreneyim. Şimdi bir heyelan, doğal olmayan bir heyelan olduğu, yani bu neticede kiminin artık nasıl olduğu vesaire, bu geçmişte kaldı da bu heyelandan dolayı devlet vatandaşa, oradaki hak sahibine ekstradan arsa parası dışında hiçbir şey vermiyor şu anda hali hazırda ayakta olan binaların bedellerini ödüyor. Bina bedelini ödüyor. Ama bina yıkılmış, sadece yığıntı kalmış, ona sadece arsa bedelini ödeyecek. Evet. Ama yıkılmamış evlerin, onların binanın çeşidine göre onların bedelini ödeyecek. Şimdi bu biz heyelandan, ben depremden yola çıkarak şunu söyleyeceğim, evet, başkanım. Heyelana hep doğal olmayan, doğal olmayan dedik, daha çok hakkımız olsun, evet, dedik vatandaşlar, evet, açısından düşününce. Şimdi Elazığ'da da deprem oldu, doğal olan bir deprem, evet, oldu. Evet. Doğal olan bir depremde dahi vatandaşların, depremzedelerin, evi yıkılan depremzedelerin birçok hakkının olduğunu öğrendik. İşte oraya ev yaptı, deprem bölgesine ev yaptığı için evi yıkılan vatandaş belediyeyi mahkemeye vererek, evet, bana niye burada ev yapmaya müsaade ettin deyip, evet, işte tazminat davası açabiliyor. Evet. Buna benzer birçok konu söz konusu olabiliyor. Evet. Madende de size karşı, yani size karşı derken belediyeye kastediyorum. Belediyeye karşı bir dava açıldı mı? Dava açılma süreci oldu mu? Böyle bir süreç olacak mı? Vatandaş tazminat, evet, davası açabilecek mi? Bir, şimdi, ikincisi başkanım, evet, çok özür diliyorum. İkincisi bu doğal olmayan heyelana neden olan fabrikaya karşı bir yaptırım söz konusu mu? Fabrika vatandaşlara çeşitli tazminatlar ödeyecek mi? Bu gündemde mi şu an? Evet. Şimdi ben tabii öncelikle heyelanın doğal olmadığına inananlardanım. Ben de öyleyim. Heyelan doğal bir heyelan değil. Burada bana göre fabrika yanlış bir yere harfiyat döktü. Bunun müsebbibi dökülen harfiyattır ve o günkü şartlarda buna müsaade eden yöneticilerdir. Burada vatandaşın mahkeme kararıyla da olsa bu haklarını... İlk ne zaman dökülmüştü harfiyat başkanım? Yani bizim önceki dönem belediye başkanımız Sayın Musa Orhan Bey'in yine yanlış hatırlamıyorsam Kanal Fırat mıydı ya da Kanal 23 müydü bilemiyorum. Canlı yayında kendi ifadesi 2014 yılının ikinci yarısından itibaren döküldü dedi. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet, burada, evet, söyledi. Evet. Dolayısıyla ben vatandaşın bu mağduriyetinin sorumlular tarafından karşılanması gerektiğine inananlardanım. Evet. Ama burada 2019'dan sonra ben belediye başkanı olduğum günden itibaren burada belediye başkanlığının, belediye olarak, belediyenin vatandaşa karşı herhangi bir sorumluluğu yok. Ama geçmişte belki var. Geçmişte 2016 yıl, 14 yılından o süreçte belediye başkanı yetkisi dahilinde olduğu halde eğer ona göz yummuşsa, müdahale etmemişse sorumluluk var. Ama o günkü şartlarda da belediye başkanımızın ifadesi, yani bizim yetkimiz yoktu, dolayısıyla biz müdahale edemedik ifadesi vardı. Yine bu ekranlarda söylemişlerdi. Hı hı. Ama ben neticede bu belediye olsa dahi vatandaşın bir hakkı varsa belediyeye karşı da hakkını korusun. Ama burada belediyenin bir sorumluluğu şu andaki, yani 2019'dan sonra belediyenin, belediye her fırsatta vatandaşının yanında olmuş, hı hı, ve vatandaş da gerekirse fabrika aleyhine davasını da açsınlar. Ama ben kamulaştırmayla alakalı şunu biliyorum. Kamulaştırmada tespit edilen bedeller yetersiz bulunursa o parasını aldıktan sonra bedelinin artırımı için tekrar mahkemeye gidebilirler. Ama burada bana göre fabrika sorumlu mu? Sorumlu. Vatandaşın bunların aleyhinde dava açmaları gerekir mi? Gerekir. Vatandaşın gücü yetmese bile devletimizin bunlardan vatandaşın hakkını alıp vatandaşa vermesi gerekir mi? Gerekir. Peki siz belediye olarak vatandaşı, hani oradaki temsil eden makamlardan birisisiniz. Vatandaşın lehine fabrikaya, belediye olarak dava açmayı düşünüyor musunuz? Şimdi bizim daha öncesinden belediye olarak bizim alacaklardan dolayı bir, hı, davamız var. Evet. Daha sonraki süreçte biz bir uzlaşmaya gittik ama hala davası devam eden, daha doğrusu kazandığımız halde bir türlü uzlaşamadığımız ve alacağımızı alamadığımız bir davamız da var. Şimdi vatandaş bu konuda direkt bize gelmedi fabrikaya karşı. Onlar kendi aralarında organize oldular. Ilgili avukat buldular. Onlarla görüştüler. O süreç
özellikle Harfiyat Mağdurları Derneği olarak takip ediliyor. Şu anda hukuki anlamda hangi aşamada onu bilemiyorum. Fakat böyle bir mücadele var. Ama şimdi belediye üçüncü şahıslara karşı işte bu vatandaşları siz mağdur ettiniz, bunlara bedelini ödeyin diye herhangi bir davamız yok. Ancak yarın biz şunu yaparsak, yani yarın orada bizim belediyenin de konutları ve iş yerleri var. Şimdi belediye binamız var. Yarın kamu araştırma sonucunda belediyemizin diyelim ki değerleri kadar para tahsil edilmedi, verilmedi bize belediye. Biz o zaman sorumlu olarak bu hak kaybımızı fabrikadan tahsil etmek için dava açacağız. Onun için şey bekleyeceğiz. Yani o kamulaştırma bedelini beklememiz lazım. O zaman ben buradan madenli vatandaşlarımıza, çünkü biz bunu Elazığ depreminde ilk etapta fark edemedik. Sonradan fark ettik ama olan olmuştu artık. Evet. O zaman ben buradan madenli vatandaşlarımıza şu tavsiyede bulunayım. Çünkü biz bunu hukukçulardan, avukatlarımızdan öğreniyoruz. Evet. Onlar diyorlar ki işte doğal olan, yani doğal olan bir depremde dahi eviniz yıkılıyorsa çok fazla hakkınız söz konusu oluyor. Evet. İşte belediyeyi dava açabilirsiniz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü dava açabilirsiniz, tazminat davalarını açabilirsiniz. İşte burada da doğal olmayan, yani depremden daha çok hak sahibi olmak gerekiyor aslında. Evet. Doğal olmayan bir heyelan var, vatandaşın evinin altındaki toprağı siz çekiyorsunuz, vatandaş mağdur oluyor. Eyvallah. Burada vatandaş yaşam alanı değiştirmek zorunda bırakılıyor. Bundan doğacak olan da işte kamulaştırmadan parasını alacak, eyvallah alsın. Evet. Ama bunun dışında da gerekirse işte belediye, gerekirse Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü, gerekirse AFAD İl Müdürlüğü'nü, gerekirse yani sorumlu olan kim tabii, varsa tabii. Onları dava açsın, tazminat davası. Eyvallah. Akabinde fabrikaya da bir tazminat davası zaten kesinlikle açsın. Şimdi yani ilk onu açsın. Bu konuda bence. Ben buradan aracılığınızla vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Geçmişte de bunu söylemiştim. Hı hı. Yani bu konuda yapılması gereken bir şey varsa da bizimle birlikte, biz onlara hukuki danışmanlıkta bizim avukatımız çok da var. Güzel oldu. Yani, ancak onlar hakikaten. Bizim dışımızda bir avukat buldular. Harfiyat Mağdurları Derneği çatısı altında. Bu belediye üzerine yürütülürse bence vatandaşın daha çok değini olan. Tabii ki. Yani ama bize gelirse başkan bu konuda biz hep beraber hareket edelim derse tabii ki bu biz yasal hakkımızı, bu çünkü benim şahsi bir hakkım değil. Bu kamunun malıdır. Hı hı. Belediye binası da kamunundur. Belediyenin dükkanı da kamunundur. Belediyenin iş yeri de kamunundur. Dolayısıyla ben doğal olmadığına inanan biri olarak ve sorumlu olarak fabrikanın yaptığı yanlış harfiyat dökümünden kaynaklandığı bilen biri olarak da vatandaşla beraber bunun mücadelesini ben veririm. Oradaki harfiyat halen kaldırılmadı değil mi başkanım? Oradaki harfiyat hala kaldırılmadı. O kaldırılacak mı? O harfiyatla alakalı bizim resmi bir talebimiz oldu. Bize şöyle bir cevap geldi Enerji Bakanlığı'ndan. Dediler ki orada bize sunulan raporda heyelanın doğal olmadığı, doğal olduğu, dolayısıyla yapar bir heyelan olmadığı, harfiyattan kaynaklanmadığı şekilde bir rapor sunulmuş dediler. Bu sunulduğu için doğal bir heyelan olduğundan dolayı da biz herhangi bir müdahalede bulunmadık. Bu Çevre Enerji Bakanlığı'nın yazısı, cevabı yazısı. Ben de tuttum Fırat Üniversitesi'nin hazırladığı heyelanın tamamen harfiyattan kaynaklandığı o raporu resmi yazıyla Enerji Bakanlığı'na gönderdim. Daha sonraki süreçte de bakan yardımcımızla ziyarete gittim. Ben bu ziyarete gittiğimde yanımda bizim Sivrice Belediye Başkanımız ve Sivrice Kaymakamımız da vardı. Orada dedim ki bakın ben daha önce sizin yazdığınız yazı var. Heyelan doğal bir heyelandır. Ancak Fırat Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre bu doğal bir heyelan değildir. Harfiyat kaynaklı bir heyelandır. Fakat her nedense gerekli işlemler yapılmadı. O raporu sunduktan sonra bakan yardımcımız oradan yetkili genel müdürümüzü aradı. Biz oraya ekip göndereceğiz. Gidip yeniden yerinde bir araştırma yapılacak. Ona göre karar vereceğiz dediler. Ama henüz bir ekip gelmedi. Geldiyse de bizim haberimiz olmadı. Evet. Ama harfiyatın kaldırılması için biz mücadeleden vazgeçmiş değiliz. Çünkü o harfiyat orada ciddi anlamda bir çevre kirliliği yani de oluşturuyor. Resmi raporda da mesela izleyicilerimiz gönderiyorlar. Diyorlar ki resmi raporda 2007 ile 2015 yılları arasında döküm harfiyatın bu felakete yol açtı. 2007-2015 yılları arasında. Şimdi şöyle söyleyelim. Orada 2007 yılının 9. ayının 28'inde bu işin ihalesi yapıldı. Hı hı. 2007'nin 9. ayının 28'i. Hı hı. Dolayısıyla bu insanlar bir yıl ancak fabrikada zaten çalışma yaptılar. Evet. Henüz cevher çıkarmaya başlamadılar. Hı hı. Bir de özellikle belediye başkanımız da, Musa Bey de
kendi ifadesi canlı yayında 2014 yılının ikinci yarısından sonra dökülmeye başladı dedi. Şimdi yani 2000... o zaman oraya dökülebilir imzasını Musa Bey mi atmıştı o dönem? Ya imza değil, adamlar hiç Musa Bey'e danışmadan götürüp dökmüşler. Dökmüşler kafaları. Tabii o da müdahale etmek istemiş, yapamamış. Onay verilmemiş oraya dökebilirsin diye. Tabii tabii dememiş o. Tamam. Şimdi tabii orada 2007 yılından ısrarla bunu söyleyen özellikle birkaç tane arkadaşımız 2007 yılında orayı satın almışlar. Ve 2011, 2012, 2013 yılına ait o bölgede resimlerimiz var. Ve biz özellikle bunu yazan arkadaşımızla bu resimleri de gönderdik. O bölgede oraya harfiyat merfiyat dökülmemiş. Şimdi 2007 demelerinin nedeni de şudur. AFAD rapor hazırlarken orada 2007 yılında bunlar bu firma burayı almıştı. Sehven 2007 yılında harfiyat dökülmüş şeklinde ifade etmişler. Dolayısıyla tabii birileri de orada o AFAD'ın hazırladığı raporu, o sehven yazdığı cümleyi harfiyat dökülmüş şeklinde anlatmaya çalışıyorlar. Evet. Ama harfiyat kesinlikle ve kesinlikle 2014 yılının ikinci yarısından sonra döküldü. İzleyeceğimizden gelen bir diğer soru, AFAD'a müracaat eden 43 kişi demiştiniz değil mi başkanım? 47. 47. 47 kişinin alacağı evlerden ücret talep edilecek mi? 47 kişinin konutlarının bedeli alacakları paradan düşürülecek. Yani onlar da netice itibariyle üste para verecek. Tabii tabii. Ya bu tabii. Sistem aynı şey. Şu an Elazığ depreminde olduğu tabii ki, gibi. Tabii ki. Devlet bedava aynı hiçbir sistem, şey yapmayacak. Evet, aynı sistem. Yaptığı devam her şeyin ediyor. Bedelini ama şurada şu avantaj var. 2 yıl geri ödemesiz, 18 yıl ödemeli. Toplamda 20 yılda aynı buradaki durum. O evet. Zaman biz depremde biraz geciktik evet. Vatandaş uyarmakta. Burada hukuki yolları vatandaşlarımız, madenli hemşehrilerimiz çok üstüne gitsinler. İşte özellikle fabrikadan birçok buradan tazminat davası açabilirler. Oradan kaynakta ekstra gelir vesaire durumları söz konusu olabilir. Zaten bunu da hatırlatmış evet, biz Harfiyat Mağdurları Derneği Başkanımızla görüştüğümüzde yani o ilgili avukat arkadaşın ismini vermeye, zikretmeye gerek yok. O da ciddi anlamda ayrıca kazan. Evlerin yıkımını kim yapacak başkanım? Şimdi evlerin yıkımıyla çünkü alakalı. Çünkü oradan da bir harfiyat geliri de olacak. Şimdi madendeki harfiyatlarda çok fazla şey demir olmaz. Demir yok mu? Demir olmaz, evet. Yok. Kamu kurumlarında belki olur. Doğrusu o konuda da şu anda bir belirsizlik var. Ama Çevre Şehircilik Bakanlığı ilgili genel müdürün ifadesi, başkan bizim bir an önce oraya bizim yıkmamız lazım diyorlar. Tabii onların endişesi şu, Allah korusun heyelan olur. O insanlar toprak altında kalır. Ama ben de şunu diyorum. Bu benim, ben eğitimciyim, ben teknik eleman değilim. Elimde bir rapor da yok. Fakat her nedense o heyelan bana göre o günkü şartlarda o harfiyattan kaynakla o parça kırıldı, oldu ve bitti, oturdu. Çünkü depremde hiçbir şey olmadı. Vah deprem olunca bizim hepimizin aklına maden geldi. Ama depremde bir şey olmadı. Bu ne demektir? Bu orası oturdu demektir. Ama artık yapılacak bir şey yok. Orası Cumhurbaşkanı kararnamesiyle afet ve risk bölgesi ilan edilmiş. Evet. Devletin artık orada, şimdi devlet şu gözle bakar, her an orada heyelan olur, yani, vatandaş tabii, alır. Tabii devlet olaya böyle bakar, garanti evrak alır. Olarak bakar. Ama biz rağbet içerisindeyiz, biz daha henüz belediye olarak orayı boşaltabilmiş, terk edebilmiş değiliz. Yer yok. Çünkü aslında yer konusunda da ben yine burada vatandaş, madem hemşehrilerimiz bilir ama, şimdi biz o zaman bakanlık bizi zorlarken biz de yerimiz yok dedik, gidecek yerimiz yok dedik. Bize dediler ki, size acil geçici bir şey bulalım. Tamam yapın dedik. Bize tuttular. İyileştirme Daire Başkanı. Buradan da bugün de telefonla görüştüm. Gerçekten de bize çok yardımcı olmaya çalışan, çok gayretli, çok çalışkan bir arkadaşımız. Kendisine de teşekkür ediyorum. Başkan dedi biz size çok güzel prefabrikten gerçekten kalıcı bir bina yapacağız. Ben de şunu dedim. Başkanım bak prefabrikten siz yapacaksanız biraz da biz katkıda bulunalım. Kalıcı olsun binamız. Yok dedi biz yapacağız dediler. Ancak maalesef o başkanımız da yanıldı. Sonradan onu da kabul etti. Biz özel idareye müracaat ettik. Arsayı kendimiz açtık, masraf yaptık. Özel idarede yer tahsisinde bulundu bize. Maalesef Yozgat'ın bir yerinde artık TOKİ şantiyesi miydi? Bir başka inşaat şantiyesindeki konteynerleri getirdiler. Orada belediye binası olarak bize gerçekten çok izbe diyebileceğimiz bir garip bir bina yaptılar. Biz henüz zaten kalorifer kazanı da yok. Ama böyle vatandaş geldi, 3 ay içerisinde kurdu ve getirip anahtarını da henüz bize teslim etmiş değil. Binayı kurdu, çekti gitti. Geçici kabulü muhtemelen AFAD yapmıştır ama kesin kabulü de henüz yapmamışlardır. Ama biz de bu halde oraya geçip hizmet verebileceğimiz bir konumda değiliz, bir durumda da değiliz. Biz de hemen arayışa girdik. Bizim orada eskiden sigorta hastanesi olarak kullanılan
1940'lı yıllarında inşa edilen bir hastanemiz vardı. Evet. Ben 1986 yılında o hastanede mide ameliyatı da olmuştum. Şimdi biz de o hastane SGK başkanlığına bir yazı yazdık. Dedi ki bu binanız burada atıl vaziyette duruyor. Bu binanızı belediyeye verin. Onlar da bize cevabı yazdı, şunu dediler. Biz bunu ücretsiz veremeyiz dediler. Hı hı. Biz de bedeli karşılığında bize satın dedik. Tabi oradan teknik elemanlar geldiler. Bir bedel çıkardılar. Doğrusu bedel çok yüksek bir rakam değil ama maden belediyesi için çok yüksek bir rakam. Maden belediyesinin il banktan gelen payları personel bütçemize yetmiyor. Personel giderlerine yetmiyor. Biz tekrar İnşaat Emlak ve Daire Başkanımızı ziyarete gittiğimde bana başkan bir yol gösterdi. Ya böyle bir şey yaparsanız biz sadece arsa bedeli karşılığında size orayı verebiliriz dediler. Şu anda biz de Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, il müdürlüğümüze müracaat ettik. Sağ olsun bugün il müdürümüzle de görüştük. Hı hı. Bize de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Doğrusu onların talep ettiği kadar bizim bütçemiz yok. Evet. Satın alma gücümüz yok. Eğer bir arsa bedeline kadar fiyatını düşürebilirsek, böyle 100 bin lira civarında, biz orayı alıp belediye binasını oraya taşımayı düşünüyoruz. Peki başkanım, çok teşekkür ediyorum. Süremizi bayağı bir açtık. Çok teşekkür ediyoruz sizlere değerlendirmelerinizden dolayı. Çok sağ olun bir kez daha. Sizlere çok sağ olun. Bize bu fırsatı verdiğiniz için tekrar Kanal Fırat ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bizi izleyen değerli hemşehrilerimize saygılarımı ifade ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet efendim. Son baskı canlı yayımızda ilk bölümümüzde konuğumuz Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz oldu. Gerçekten madene önem vermek gerekiyor. Madenin gelişmesi, madenin böyle bu heyelandan bir an önce o psikolojiden çıkması ve orada vatandaşların yeniden ev sahipleri, yeni evlerine geçmeleri gerekiyor. Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz da bunun olabilmesi için gayret gösteriyor. Vatandaşın lehine kararların alınabilmesi için kendisine bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Efendim şimdi kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Efendim son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz bizlerle birlikte oldu. Madendeki çalışmalarını konuştuk. Heyelan'daki son durumu değerlendirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Birazdan Almanya'ya bağlanacağız. İş insanı Muğdat Güner bizlerle birlikte olacak efendim dakikalar sonra. Ama öncesinde günün gelişmelerine bakacağız efendim. Elazığ'da vaka sayılarının artması nedeniyle İlivzı Sağ tarafından COVID-19 tedbirleri kapsamında Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi ve Hürriyet Caddesi araç trafiğine kapatıldı. İl Umumi Hıfzı Sıha Meclisi Vali Erkaya Yırık Başkanlığı'nda toplanarak pandemiyle mücadele kapsamında yeni tedbir kararları aldı. Elazığ İl Hıfzı Sıha Kurulu koronavirüste mücadele kapsamında Gazi, Vali Fahri Bey ve Hürriyet Caddelerini yoğunluğu azaltmak için trafiğe kapattı. Alınan karar doğrultusunda vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi, Vali Fahri Bey ve Hürriyet Caddeleri ikinci bir emre kadar 09 ila 19 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Uygulamaya konulan karar çerçevesinde polis ve belediye ekipleri cadde başları ile arka sokaklara barikatlar kurarak 3 caddeye bağlantıyı kesti. Caddelerde yoğunluk olduğu için yan yana yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise alınan kararla sosyal mesafeye daha fazla dikkat ederek hareket etmeye başladı. Vatandaşlar boş kalan araç yollarını kullanırken güvenlik güçleri de denetimlere devam etti. Evet efendim, bu karar bugün Elazığ'da adeta infiale yol açtı. Niye açtı? Çünkü trafikten dolayı yol açtı. Dün aslında ifade etmiştik, dün gece bu karar bizlere ulaşılınca demiştik ki ya Elazığ'da zaten ana arterler bu 3 tane yol var. Bu yolları da kapatırsanız trafiğin içinden çıkılmaz. Evet tamam, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınması gereken tedbirler var. Bu tedbirlerin alınması gerekiyor, il bazlı tedbirlerin. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın açıklamış olduğu, Cumhurbaşkanı açıklamış olduğu kararlar yetmiyor. Zaten buradaki kararlar İlivzı Sağ Kurullarına da bırakılıyor. Diyor ki siz de kendi şehrinizde vaka artış durumuna göre kararlarınızı alın deniliyor. İşte burada da bir karar alındı.
Ama bu kararı dün anlatırken de bugün olabilecekleri ifade ettik. Ettiğimiz gibi de oldu. Bir kaos söz konusu oldu. Nasıl kaos oldu onu anlatacağız. Şimdi öncelikle araçların trafiğe kapatılması. Kamuoyunda şöyle bir durum oluştu. Yahu araç mı koronavirüs bulaştırıyor diye. Şimdi burada kapatılmasının gerekçesi şu. Biz bu vatandaş yoğunluğun olduğu 3 caddeyi araç trafiğine kapatalım. Yollardan arabalar geçmesin. Yayalar sadece kaldırımlarda değil, yolda da yürüsün ki vatandaşın yürüdüğü esnada sosyal mesafe artmış olsun. Yani kaldırıma sıkışmasın, yolda da vatandaş yürüsün, sosyal mesafe oluşsun diye böyle bir karar alındı. Şimdi bu karar alındı ama bu normal şehirlerde alınması gereken kararlar. Biz biraz trafik konusunda anormal bir şehir olduğumuz için bu karar Elazığ'da yemedi. Nasıl oldu? Şimdi fotoğrafa bakacağız efendim. Şimdi Elazığ'ın ana 3 caddesi var zaten. Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi, Hürriyet Caddesi. Şehrin batısı ile doğusunu birbirine bağlayan bu 3 cadde. Şimdi alternatif caddeler yakın çevrede var mı? Yakın çevrede maalesef yok. Neresi var? İstasyon Caddesi. Ta altlarda işte eski çevre yolu diye tabir edilen o bölge var. O bayağı bir aşağıda. Bir de üst tarafta Yunus Emre Bulvarı var. Yunus Emre Bulvarı'da zaten 100 metrede bir trafik ışığı var. Yunus Emre Bulvarı zaten normal zamanda da sıkışık olan bir yol. Orası aynı zamanda bir hastane güzergahı yani ambulans yolu. Orada zaten normal zamanda da bir sıkışıklık var. Ha bir de onun üstünde kanal boyunda yeni bir açılan bir yol var ama vatandaşlar henüz o yolu bilmiyor. O yol da zaten merkezde işi olanın kullanabileceği bir yol değil. O işte şehrin en uç doğusuyla en uç batısını birbirine bağlamak amacıyla açılan bir yol. Peki şehir merkezinde aracıyla seyahat etmek isteyen vatandaşlar bugün ne yaşadı? Niye bu kadar tepki oldu? Sosyal medya niye bu kadar yıkıldı? Şimdi bakacağız efendim. Kırmızı olan alan şurası yani. Şu bölge Gazi Caddesi. Hemen alt tarafındaki çok küçük görülen sarı bölge Vali Fahri Bey Caddesi. Kameraman arkadaşım biraz daha yaklaşırsa bu bölgeye daha net ifade... Tam ekrana vermeyelim burada çünkü belki elimizle gösterirsek daha net anlaşılmış olabilir. Şimdi kırmızı bölge Gazi Caddesi araç trafiğine bugün sabah itibariyle kapatıldı. Alt tarafı Vali Fahri Bey Caddesi yani batıdan şehri doğuya ulaştıran yol da trafiğe kapatıldı. Yani gidiş geliş batı ile doğu birbiri arasında bir bağlantı bozukluğu söz konusu oldu. Şimdi buralar kapatılınca alternatif yani vatandaşın kullanmak zorunda olduğu yollar ara sokaklar oldu. Ama zaten ara sokaklarda da yani şu yoğun olan binaların arasında da normal zamanda zaten bu yollar, bu sokaklar kullanılmıyordu. İşte kimi ters yönden giriyor, işte bir esnaf mal indirip bindirirken o yollar zaten tek şeritte olduğu için kullanılamayan yollar. Ayrıca yine bugün Ahmet Aytar Meydanı'nın hemen karşı ara sokağında İller Bankası'nın arka tarafında bir bina, ağır hasarlı binanın yıkımı söz konusuydu. Yani o da şuralara denk geliyor. O bina yıkımı nedeniyle Namık Çiftçi Caddesi'ne çıkan yol da trafiğe kapatıldı bina yıkımı nedeniyle. Yine şehir aralarında bazı yollarda yıkımlar söz konusu olunca hem ana caddeler kapalı hem ara sokaklar alternatif olarak kullanılmayınca vatandaş dedi ben arabayı alıp sırtıma mı gideyim ne yapayım dedi. Kara kara düşünmeye başladı. Bir diğer yol vatandaşlar tek çare işte bir şekilde Namık Çiftçi Caddesi'ne ya da Yunus Emre Bulvarı yani üst tarafa ulaşıp üstten aşağıya Hozat Garajı bölgesinde işi olanlar, çünkü ana arter Hozat Garajı olarak düşünecek olursak, o bölgeye ulaşmaya çalıştılar. Bu bölge ulaşımda İnönü Caddesi, geliş gidiş yönlü olarak kullanılıyor biliyorsunuz. İl Müftülüğü'nün önü yukarıdan bir diğer tabirle Hastaneler Caddesi olarak tabir edilen yol. Bir diğer yolda Balakgazi Caddesi. İcadiye Şehitliği'nin hemen üst tarafından Hozat Garajı'na doğru gelip akabinde İzzetpaşa Camisi'nden işte ya aşağıya istasyona ya da işte Gazi Caddesi'ne giden bu iki yol kaldı. Bu iki yolun sonu da Hozat Garajı'nda birleşti. Vatandaşlar buradan yine geriye dönmek ya da işte ara sokaklara girmek durumunda kaldı. Netice itibariyle bir kaos söz konusu oldu. Özellikle bu Gazi Caddesi ve Vali Fahri Bey Caddesi trafiğe kapatılınca tüm güç, tüm yoğunluk İnönü Caddesi yani Hastaneler Caddesi'ne ve Balakgazi Caddesi'ne yani İcadiye Şehitliği'nin arka tarafından işte Harput'tan aşağı doğru inen yola düştü. Burada da maalesef bizim vatandaşlarımız zaten yolun sağ tarafında bir park söz konusu. Üç şeritli yol mesela İnönü Caddesi ama bir tarafta park var. Parkın yanına
İkinci sıraya da araçlar park edilince hem gidiş hem dönüş yolu olan İnönü Caddesi iyice içinden çıkılmaz bir duruma büründü. Vatandaş ne yapacağını şaştı kaldı. Ramazan ayı dolayısıyla zaten gergin olan vatandaşlar maalesef isyan etme noktasına geldi. İnönü Caddesi'nde dün ifade etmiştik bu karar alındı ama denetimleri yaygınlaştırmak gerekiyor. Benim kendi düşüncem keşke, çünkü ben de sabah özellikle bu yolu kullandım. Hani durum nedir? Çok yoğunluk var mı falan diye girmez olsaydım. Keşke gitmez olsaydım ama gittiğim için şu anda rahat bir şekilde bunu anlatabiliyorum. Keşke buraya motosikletli, yani çünkü arabalı polis ekiplerini oraya soktuğunuz zaman mesela polis aracı getiriyor, arabasını sağ tarafa ikinci sıra park ediyor, yine trafik sıkışıyor. Keşke buraya motosikletli polisler görevlendirilseydi. Hozat Garajı bölgesine vardı ama zaten Hozat Garajı bölgesinden Gazi Caddesi'ne çıkış kapalı olduğu için orada çok bir anlam ifade etmiyordu polisin olması. Polisleri İnönü Caddesi boyunca motosikletli polisleri görevlendirecektik. Neden? İkinci sıra parkın olmasına engel olmak için. Adam ikinci sıraya park ediyor. Arkadan gelen adam sol şeride geçiyor. Soldan karşıdan araba geliyor. O orada duruyor. Kilometrelerce kuyruk oluşuyor. Ya da bu bir alternatifti. Yani trafik polislerini, motosikletli polisleri bu iki caddede görevlendirmek bir alternatifti. Ya da İnönü Caddesi ve Balakgazi Caddesi'nde sağ tarafa koyulan araç parklarını da kaldırılsaydı en azından trafik akışı daha da hızlanabilecekti. Ayrıca ara sokaklarda yıkımı yapılan bölgelere geçici süreyle yıkımlarına durdurulabilinirdi. Çünkü işte mesela Ahmet Ayten karşısındaki işte bölge sokak bölgesinde Namık Kemal İlkokulu'nun olduğu bölgede bir araç yıkımı vardı. Orası Abdullah Paşa ve Bahçeli Evler minibüslerinin geçtiği güzergah, yani minibüs hattının olduğu yer. Orayı da kapattıkları zaman vatandaşlar iyice sıkıştı kaldı ve maalesef bir kaos söz konusu oldu ve vatandaşlar isyan etme noktasına geldi. Zaten vatandaş depremden dolayı mutsuz. Zaten şehrin insan memnuniyet düzeyi düştü. Depremden dolayı düştü. Koronadan dolayı vatandaşların psikolojisi bozdu. İyice bu şehirdeki yaşam kalitesi düştü. O yüzden bizim insanların, Elazığ'daki vatandaşların yaşam kalitesini artıracak artık kararlar vermemiz gerekiyor. Evet, koronavirüsün önüne geçmek için kararlar almamız gerekiyor. Ama bu kararlar maalesef işte olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Bir diğer olumsuz bir durum. Kaş yapalım derken göz çıkartılıyor. Nasıl çıkartılıyor efendim? O da şöyle çıkartılıyor. Gazi Caddesi'nin giriş ve çıkışlarda her bir noktaya polis ekipleri yerleştiriliyor. Bu polis ekipleri vatandaşın HES kodunu sorgulamak için oraya yerleştiriliyor. Ne oluyor? Arka tarafta yine metrelerce vatandaşlar böyle yakın temasla HES kodunu göstermek için kuyruk oluşturuyor. Yani o HES kodu sorgulanmasa ya da HES kodunu öneriyi getireceğim. HES kodu sorgulanmasa vatandaşlar hiç sıkış tıkış olmayacaklar. Sırayla böyle bakıyorsunuz, vatandaş bekliyor. Niye? Orada bir polis memuru HES kodunu soruyor, alıyor. Madem orada HES kodu uygulaması getiriliyor, öneri ne? Nasıl bunu çözebiliriz? Oraya bir tane polis koymak yerine 3 tane, gerekirse 4 tane nokta konulur bir cadde girişine. Hemen hızlıca vatandaş birikmeden 4 polis de HES kodunu sorgular. 3 polis oraya görevlendirilmiş, sadece bir tanesi HES kodunu sorguluyor. Bir tanesi sorgulayınca da ne oluyor? Arka tarafta vatandaşlar iç içe tıkış tıkışa oradan geçmeye çalışıyorlar, sıralarını bekliyorlar. Önerimiz, eğer bu HES kodu sorgulaması mantıklıdır, devam ederse polislerin HES kodu sorgulama imkanlarını artırmamız gerekiyor. Ayrıca vatandaşlarımızdan da bir istirhamımız var. Evet, sabrımız biraz böyle üst noktalara geliyor bu olumsuz durumlardan dolayı. Ne olursunuz, ekmeği için kendine verilen talimatı yerine getirmek durumunda olan güvenlik güçlerimize sesimizi yükseltmeyelim. Çünkü onlar da kendilerine verilen emri yerine getiriyorlar. Kendilerine deniliyor ki git o yolu kapat. Yolu kapatıyor. Git HES kodunu sorgula. HES kodunu sorguluyor. Adam ne yapsın yani, yok ben sorgulamam, sorgulayamam diyemez ki. Ne oluyor? Vatandaş sinirleniyor, tutuyor. Güvenlik gücüne sesini az da olsa yükseltiyor. Ne olur bunlara müsaade etmeyelim. Polisimiz de bu ülkenin vatandaşı, bu ülke için canını her koşulda veren güvenlik güçlerimiz. Onlara en ufak bir şekilde daha sesimizi yükseltmeyelim. Zira onlar kendilerine verilen emri yerine getiriyorlar. Bunu da aktarmış olalım. İnşallah.
inşallah durum çözülür. Ama biz zaten dün böyle olacağını ifade etmiştik. Durum böyle olunca hayaliyle otobüs güzergahları da değişti. Belediye bugün konuyla ilgili açıklama yaptı. İl Hıfzı Sıha Meclisi'nin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Gazi, Vali Fahri Bey ve Hürriyet Caddesi'nin araç trafiğe kapatılması nedeniyle Elazığ Belediyesi Toplu Ulaşım Araçları Güzergahı'nda değişikliğe gitti. Elazığ Belediyesi İl Ümumi Hıfzı Sıha Meclisi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda trafiğe kapatılan Gazi, Vali Fahri Bey ve Hürriyet Caddelerinden geçen toplu taşıma araçlarının güzergahında değişikliğe gitti. Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Fikret Memişoğlu Caddesi'nden hareket edecek tüm toplu taşıma araçlarımız Beyaz Çeşme, Birinci Harput Caddesi, İnönü Caddesi, Yunus Emre Bulvarı ve Yahya Kemal Caddesi'ni takiben Zübeyde Hanım Caddesi'ne ulaşacaklar. Şehrin batı yönüne ulaşım sağlayacak toplu taşıma araçları Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden mevcut güzergahlarını takip edecekler. Şehrin doğu kesimlerine ulaşım sağlayacak toplu taşıma araçları ise Zübeyde Hanım Caddesi'nden Ahmet Altar Meydanı'nı takip ederek Şehit İdris Doğan Caddesi, Kolordu Caddesi ve Cahit Dalokay Bulvarı üzerinden mahallelere ulaşım sağlayacaklar. Elbüs araçlarımız ise Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nden hareket ederek Fikret Memişoğlu Caddesi'nden Beyaz Çeşme ve Yunus Emre Bulvarı'nı takiben Aşağı Demirtaş Konteyner Kent'e ulaşım sağlayacak. Dönüşüm güzergahında ise Aşağı Demirtaş Konteyner Kent'ten hareket edecek elbüs araçlarımız Ahmet Aytar Meydanı'nı takip ederek 4 yol ve Cahit Dalokay Bulvarı üzerinden Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaşım sağlayacaklar ifadelerine yer verildi. Evet efendim, devam ediyoruz canlı yayınımıza. Şimdi bu az önceki ifade etmiş olduğumuz bu alınan yeni kararla ilgili vatandaşlarımızın mesajları var. İşte memnun olan var, memnun olmayan var, yanlış olduğunu düşünen var. Ama yani genel itibariyle tüm sorunları, sıkıntıları bugün vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdığı gün içerisindeki tüm sorunları, sıkıntıları bizler dile getirmeye çalıştık, ifade etmeye çalıştık. İnşallah yarın yeni günde bu durum düzelir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın açıklamış olduğu genelgeyle birlikte yeni günde de Cuma günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı biliyorsunuz. Resmi tatil İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Cuma günü de tam zamanlı bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yani kısıtlama Perşembe geceden başlayacak. Cuma, cumartesi ve pazarı kapsayacak şekilde olacak efendim. 3 gün sürecek bu sokağa çıkma kısıtlaması İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Yani hem cuma günü evlerimizde olacağız, hem cumartesi günü hem de pazar günü evlerimizde olacağız efendim. Ne olur bu kurallara da açıklanan durumlara da biraz açıklanan kararlara da riayet etmiş olalım. Ve biliyorsunuz Ramazan ayı dolayısıyla canlı bağlantılarımız oluyor. Ülkelerdeki Elazığlı hemşehrilerimizi bağlıyoruz. Şu ana kadar Bosna Hersek, Belçika, İsveç, Hollanda ve Kazakistan'dan canlı bağlantılar yaptık. Bugün de yine Elazığlıların çok 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 yaşadığı Almanya'ya bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İş insanı Muğdat Güner bizlerle birlikte olacak. Muğdat Bey, hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler efendim. Nasılsınız? Ramazan. Almanya'da nasıl geçiyor Ramazan? Neler yapıyorsunuz? Valla bir şey yaptığımız yok. Ramazan burada buruk geçiyor. Evimizde kendi şeyimizden iftarımızı açıyoruz. Yani bir anne baba bir öz vatan gibi olmuyor tabii ki. Evet. Yani camilerden meselesi diyelim, ezanlar okunuyor güzel. Fırında sıcak ekmeğini alıp evine gidiyorsun. Çala çocuktan, büyüklerinden iftar açmak daha bambaşka. Kesinlikle öyle. Bu pandemiden dolayı olmuyor. Tabii bunları birazdan konuşacağız ama özellikle ben şu hazır biz de az önce koronavirüsle ilgili Elazığ'da alınan tedbirleri konuşuyorduk. İşte Türkiye'de alınan tedbirler vesaire kısıtlamalar var. Almanya'da şu anda vaka oranı nedir? Şu an vaka oranı günlük 25 bin. Evet. Şimdi günlük meselesi ölüm 300'lerin 330'ların üzerinde seyrediyor. Yani burada da meselesi saat 9'dan sonra
çoğu şehirlerde yasak var. Dışarı çıkma yasağı var. Bir yerden bir yere gidemiyorsun. Yani burada da önlemler çok sıkı yani. Burada da herkes, bütün dükkanlar kapalı. Tek lokantalar meselesi, paket servisi var burada. Müşteri içeriye alamıyor. Yani daha çok burada, Türkiye daha ben gördüğüm kadar televizyonlarda daha geniş şey yapıyor. Millet her tarafa giriyor, bir önlem almıyorlar. Hepsi karabalıklar. Burada daha çok insanlar kurallara, her şeye uymaya çalışıyorlar. Şimdi o zaman ben şunu soracağım. Almanya'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor mu? Evet, şu an bizim kaldığımız Neuss kentinde, şehrinde olmuyor ama Düsseldorf'ta, Köln'de, Berlin'de, büyük şehirlerde 9'dan sonra yasak. 21'den sonra yasak. Değil mi? Saat 21'den sonra sokağa çıkmak yasak. Evet. Peki esnaf ne durumda? Esnaflarda bir kısıtlama var mı? Restoranlar, lokantalar, kafeler açık mı? Hayır, burada tek paket servisleri yapılıyor. Pizza meselesi, pizzalar evlere servis yapılıyor. Gidip oturamıyorsun orada. Tek alıp even gelebilirsin. Başka öyle şey yok. Yani gidip masada oturup bir restoranda yemek yemezsin. Esnaflar, kafeteryalar kapalı, yiyecek satmayan yerler. Tek yemek satan yerler açık şu an. Mesela berber, kuaför vesaire, onlar devam ediyor mu işlerine? Şu an berberler açıldı. Berberler yılbaşının 20'sinden beri hizmet yapıyor millete. Başka şeyler açılmadı. Büyük kafeteryalar, böyle büyük restoranlar, yani paket servisi yapmayanlar açılmadı şu an. Evet, restoranlar kapalı. Evet. Kafeler, yani hemen hemen bu Türkiye ile aslında Almanya'nın hemen hemen aynı kararlar aldığını görüyoruz. Türkiye'de de Ramazan'dan önce 21'di, şimdi saat 19'a çekildi. Peki maske takmak Almanya'da zorunlu mu? Evet, bütün çarşıda gezerken belli bir çarşının bölgelerine girdiğin vakitte mecburu caddelerde takmak zorundasın. Yoksa belediye meselesi, bizim diyelim Türkiye'deki zabıta diyoruz. Burada da Ornuksam'daki insanlar çarşılarda geziyor. İnsanlar, polisler şeyler uyarıyor. Ve uyumadığın vakitte ceza yazıyorlar. Yani çünkü aynı Türkiye gibi yani. Yani burada da çarşının içinde mecbursun maske takmaya. Doktora gidince, bir markete girince, herhangi bir yere girince mecburu maske takıyorsun. Evet. Maske takma da zorunlu. Yani bu Türkiye'de de bu zorunluluk var. Özellikle işte dışarıda, açık alanlarda bu zorunluluk oluşuyor. Bunun dışında başka ne tür kısıtlamalar uygulanıyor Almanya'da? Ya Almanya'da meselesi şu an ailelerde 5 kişiden fazla bir, 2 aile bir araya gelemez. Yani 5 kişiden fazla bir araya gelemez. Kesinlikle birbirine gidip gelme yok yani burada, zaten yasak. Toplu halde bir yere, bir eve toplanamazsın. Arkabanda kardeşin de olsa ayrı bir meselesi, evleriz ayrı oldu. Hatta 5 kişiden fazlası bir araya gelemiyorsunuz. Ondan sonra işte herkes kendi halinde şu an. Evinde oturuyor. Ben mesela 6 aydır dükkanı kapatmışım, kafeteryayı. Evde oturuyorum. Evet. Peki burada mesela denetimler zaman zaman tartışılıyor. Özellikle Elazığ'da. Almanya'da polis ekipleri, işte sizin ifade ettiğiniz belediye ekipleri denetimleri sık yapıyorlar mı? Yapıyorlar ve meselesi Türkiye'deki gördüğümüz kadar, ben meselesi gördüğüm kadar herkes itiraz ediyor. Polise, zabıtaya, her şeye şiddet uyguluyor. Burada öyle bir şey yapamazsın. Buradaki devlet memurlarına. Buradaki, çünkü herkes kanuna saygı göstermek zorundasın. Çünkü senin için, bir insanlar için, toplum için yapıyor bu insanlar. Mecburu sen de onlara uymak zorundasın. Uymasan bile mi, senin çevren, buradaki çevre insanları seni uyarır. Evet. Peki mesela 21'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması var Almanya'da da. Evet. Mesela sokaklarda insanlar bu kısıtlamanın olduğu saatlerde geziyorlar mı? Hayır, gezemezler. Mecburu olmadığı sürece veyahut bir affedersiniz hayvanı veyahut köpeği olunca belki dışarı çıkartıp bir hava aldırmak için yalnız oralar, bireysel oralar. Yoksa öyle kendi kafasına göre 3-4 arkadaş, hadi gidelim gezelim, şuraya gidelim, buraya gidelim diye bir şey yok. Hemen polis memurları ve yetkilileri hemen şey yaparlar yani, uyarırlar. Ve herhalde para cezası mı kesiliyor? Tabii, tabii. Burada evet, itiraz hakkın da yok yani, böyle bir suç işledim hatta.
Anladım. Peki PCR testlerini soracağım. PCR ve aşılama. PCR testleri ve aşı yapmak için bir ücret talep ediliyor mu? Hayır, şu an ev doktorlarımız meselesi aşıları vuruyor. Bazı bölgelerde de bu COVID-19 testlerini yapıyorlar. Birkaç bölgede var. Gidiyorsun orada ücretsiz yapıyorsun. Haftada bir seferde mahsus ev doktorunda ücretsiz test yapabiliyorsun COVID-19 testine. Evet. Ücretsiz bir şekilde testlerde yapılıyor. Şimdi tabii, evet. Bunları konuşurken bir de işte Bosna Hersek'e sorduk, Belçika'ya sorduk, İsveç'e sorduk, Hollanda'ya sorduk, dün Kazakistan'a sorduk, bugün size sormuş olalım. Evet, bu tedbirler getiriliyor. İşte orada da restoranlar kapalı, işte kapalı olan diğer işletmeler var. Peki, oranın hükümeti, devleti ekonomik bir destek sağlıyor mu esnafa? Tabii, şimdi bazı kağıtları... Her şeyse tamam olan insanlara, meselesi burada vergi memurları diyoruz orada, mahsebeci diyoruz. Buradaki ştoya veratacı, mesela her şey kağıdını doğru dürüst yapmış olmuş olan insan esnaflar, herkes yardım alıyor burada. Hı hı. Yani herkese de veriyorlar, yani ben görmedim bir yerde sıkıntı olsun diye burada. Yani herkes buranın devleti de gereken desteği veriyor çok. Ne kadar destek veriyor? Mesela nasıl destek veriliyor? İşte mesela Kazakistan'da vergiden düşülüyor. Hollanda'da başka bir uygulama yapılıyor. Almanya'da nasıl bir sistem ilerliyor bu destek? Şu şekilde sen giderlerini hesaplıyorsun. Buradaki dükkanın kirasını hesaplıyorsun. Privat evin kendi giderlerini hesaplıyorsun. Onu onlara bildirdiğin vakitte onlar sana o miktardaki parayı gönderiyorlar sana. Yani siz zararınızı, gideri hesaplıyorsunuz. İşte benim mesela evet. Restoranım var. Restoranda işte aylık 10 bin lira giderim oldu. 10 bin evet. Lirayı devlet size veriyor mu? Tabii öyle tabii. Onlar işçinin parasını veriyor. Diyelim kiranı veriyor, elektrik paranı veriyor. Senin evin geçiminin parasını veriyor. Yani güzel, yani her şeyi veriyor. Yani sen kağıtları tam doldurup verdin vakti her şeyin geliyor önemli. Peki bu her ay devam mı ediyor yoksa belirli periyotlarla mı veriliyor bu ücretler? Her 3 ayda bir kere. Siz orada ne iş yapıyorsunuz? Ben kafeterya çalıştırıyorum. Ha, o zaman sizin kafeniz şu an kapalı mı peki? Evet, 6 aydır kapalı bizimki. Paket servisi falan yapıyor musunuz yoksa? Çünkü yok, biz tek içecek üzerine çalışıyorduk. Çay, kahve, işte meşrubat, böyle çay çeşitleri. O yüzden bizim paket servisi olmadığından dolayı biz kapalıyız. O zaman ben şunu da hemen sorayım. Mesela sizin üzerinizden gidecek olursak daha anlaşılır olur. Mesela sizin kafeniz var. İşte Elazığ'da da bir vatandaşın kafesi var. Kafe Elazığ'da da işte kapalı bir süredir. Sizin de orada kafeniz kapalı. Devlet size ne kadar destek sağladı bu 6 aylık süreç içerisinde? Şimdi 6 aylık şeyinde şu şekil. Kiranı hesaplıyorsun. Kiran ne kadar tutarı varsa o kirayı 6 aylık sana ödüyor. Her 3 ayda bir kere. Her 3 ayda bir kere ödüyor. Yani 2 kere yardım aldık yani biz. 2 kere kira parası aldınız. Evet. Onun dışında? İşte ona göre sen kendi geçimini yapabileceğin kadar da miktarda sana yardım ediyor. Evet. Gideri zaten kapalı olduğu için bir gider söz konusu olmuyor. Kirayı da veriyor zaten. Evet. Onun dışında da aylık geçiminizi sağlayacak derecede maddi destek sağlıyor. Tabii. Şimdi bazı arkadaşlar açıyor kafeteryasını, camdan veya kapıdan kahve satabiliyorsun 5 an içinde, kağıt 5 an içinde dışarıya verebiliyorsun. İçeriye almıyorsun müşteri. Tek dışarıya servis, yani camdan veya kapıdan müşteriye verebiliyorsun gitsin diye. Hı hı. Onlara destek veriyor mu? Tabii onlara da belli bir miktar veriyor. Çünkü tam kapasite çalışmadığını için onda veriyor yani. Evet. Peki eğitim ne durumda? Okullar açık mı? Üniversiteler açık mı? Çocuklar okullara gidiyorlar mı? Yok, benim 2 tane çocuğum var. Şu an üniversiteye gitmiyorlar. Evden internet üzerinden imtihanlarını kameradan böyle şey yapıyorlar görüntülü olarak. Buradaki ilkokul, liseler açık şu an. İlkokullar değil de liseler açık. İlkokullar mı açık anlamadım tam. Liseler açık burada. Liselerdeki tüm sınıflar mı? Ortaokul açık burada. Efendim? Tüm sınıflar mı açık liselerde? Burada evet, hepsi de açık. Evet. Yani görüyoruz ki eğitim konusunda da aslında Almanya biraz daha böyle şey davranmış, geniş davranmış. Çünkü Türkiye'de de evet üniversiteler kapalı ama okullar da kapalı. Almanya'da okulların açık olduğunu ifade ediyorsunuz.
Evet, o liseler açık burada. Evet. Peki bunun dışında söyleyeceğiniz bu kısıtlamalarla ilgili bir şeyler var mı? Ya bir şey inşallah... Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Ya da onu sorayım. Almanya'dan Türkiye'deki kısıtlamaları, kararları, koronavirüs süreci nasıl görüp yorumluyorsunuz? Ya şu şekil, yani Almanya şu an şeyi aldı, önlemini alıyor gittikçe, ama Türkiye'de ben Türkiye'yi de çok önemsiyorum. Türkiye'de çok güzel önlemler aldı. Ama bizim Türk milleti biraz vurdum duymaz oluyor. Ben gördüğüm kadar böyle seyrediyoruz. Yani birbirine hiç bana bir şey olmaz, o diyor bana bir şey olmaz diye oluyor. Ama Almanya'da öyle bir şey yok. Herkes kendisinden korkuyor. Çevresinden korkuyor. O yüzden daha önlem çok burada. Evet, önlem daha çok diyorsunuz. Evet, peki siz kaç yıldır oradasınız? Ben 30 yıldır buradayım. 30 yıldır. Evlisiniz sanıyorum, değil mi? Çocuklarınız var. Evet, evliyim. Nasıl, Almanya'da mı yaşamak güzel yoksa Türkiye'de mi yaşamak güzel? Şimdi buradaki imkanlardan dolayı, yani maddi olarak buraya zaten hepimiz geldik Almanya'ya. Gurbete çoklu buradaki insanlar yaşıyor. Zaten eğer Türkiye'de zaten maddi imkanlar herkesin şu gücü olsa buraya gelmezdi. Tabii burası biraz daha yani şu olarak iyi yani. Yaşam standartları daha olumlu, daha güzel. Ama Türkiye'de tabii gittikçe gelişiyor. Geliyoruz, izinlerde görüyoruz. Türkiye'de çok güzel oluyor. Gittikçe bazı Avrupa ülkelerinden daha güzel imkanlar var Türkiye'de. Gördüm, hastaneler olsun, caddeler olsun, yollar olsun. Her şey Türkiye'de de çok güzel gidiyor. İnşallah daha iyi olacak Türkiye. İnşallah hayırlısı. Biz de emekli olduğumuz vakitte belli bir şeyde Türkiye'ye yerleşmeyi zaten düşünüyoruz. Ya Türkiye'ye gelir misiniz? Tabii, ne demek? Orası bizim ana vatanımız. Ne zaman gelmeyi planlıyorsunuz peki? İzin konusunda mı yoksa? Yok, temelli olarak. Temelli olarak zaten iki tane oğlum var. İnşallah onları bir baş göz edersem, okullarını bitirdikten sonra üniversiteyi. İnşallah hanımdan zaten kararlaştırıyoruz. Yani bir Türkiye'de bir yazlık veya şeyde yerleşmeyi düşünüyoruz bir yere Türkiye'de. Yani Elazığ olmasa da Türkiye'de başka bir şehre yerleşebilirsiniz. Tabii, ne demek? Özlüyor musunuz orada? Tabii özlüyoruz. Boyuna yani burada mesela evde bir Türk kanalları seyrediyoruz. Ondan sonra diye kahvelerde her tarafta Türk kanalı var. Tabii özlem duyuyoruz biz. Burada ana vatanımız orası. Kanal Fırat'ı izliyor musunuz peki? Kanal Fırat'ı da izliyoruz şu an. Evet. İzliyoruz. Yani ben evvelden çok izliyordum. Şu birkaç aydır bizim şeyler değişti, bu uydu şeyleri. O yüzden yoktu ama birkaç gündür yine yaptırdım. Seyrediyoruz şu an. Özellikle zaten böyle yurt dışından vesaire Elazığlı hemşehrilerimiz daha sıkı takipçilerimiz oluyor bizlere. Bir de size şunu sormak istiyorum. Son bir aydır Türkiye'nin gündeminde işte Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile başladı. Ardından Elazığ'a sıçradı. İşte Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerinin Almanya'ya vatandaş gönderdiği geçici süreliğine ama bu vatandaşların geri dönmediği konuşuluyor. Ve işte müfettişler görevlendirildi, bakanlık devreye girdi. Hakikaten böyle bir durum söz konusu olmuş. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani Türkiye'den, Elazığ'dan Almanya'ya gelen ama bir daha geri dönmeyen vatandaşlar şu an Almanya'da ne yapıyorlardır? Şimdi şu an meselesi burada gelip de tanıdığı olmayan bir insanlar kalma imkanı yok. Kamplara gidecek burada, aynı düşün bir askeri kampı gibi gidecek, mesela kamplara teslim olması lazım. Burada mülteci durumuna girmesi lazım, ifade vermesi lazım. Buraya ne için geldi, nasıl olacak? Burada kalma, yani ifadesi de burada kalma için yeterli olması lazım. Şimdi belediyeler bu işe haberlerde gördük yani. Kri pas ve pasaport veriyorlar, şu bu. Yani katılması üzücü yani, o yönetimin ve başkan yardımcısı mı diyelim, bazı şeyler katılması üzücü tabii. Getirip burada Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı da bu içe katmadığı için biraz üzücü yani. Tabii dışarıya karşı çok görünmeyen bir şey yani, ayıp, öyle yorumluyorum ben. Peki orada kamplarda mı kalıyorlar yani yakınları olmayanlar? Tabii yani yakını da olsa da yine kamplarda kalmıyor. Şu an kampta kalması lazım. Çünkü mecburu geldi vakte, mülteci durumuna geçti vakte, toplu kamplar var burada Almanya'da. Mülteci kampları, oraya gidecek. Başka nerede kalabilir ki burada? Çünkü her taraf kapalı. Yakını olsa kalamıyor mu? Yakını olsa şu şekil kalır. Belki
işte başvurusun aynı şehire verirler, gelip gider yani. Onların polis kontrolünde olması lazım mülteciler burada. Çünkü kaçak yaşayabilir burada... mi? Efendim? Kaçak yaşayabilir mi? Kaçak yaşaması şu an bu şeyden Q19'dan dolayı her taraf kapalı. Yaşama şansı yok. Her taraf kapalı. Ne bir kahve açık, ne bir restoran açık. Yani bir yerde çalışamaz, bir yerde maddi bir gelir yapamaz, yani kazanamaz. Ha önceden meselesi her taraf açıktı, bu işte virüs yoktu, her tarafta kaçak vardı. Kahvelerde kalıyordu, restoranda çalışıyordu günlük. Bir şeyler yapıyordu ama şimdi bir yerde kalma şansı yok yani. O zaman şu an kamplarda mı kalıyor onlar? İşte gelip burada polise teslim olursa polisler de onları şeye, kamplara yönlendiriyor, kamplarda kalıyorlar. E kampta kalmanın peki Türkiye'ye göre avantajları var mı yani? Para kazanıyorlar mı kampta kalınca, ya da Almanya hükümeti onlara aylık bir para veriyor mu? Hayır. Aynı bir askeriye düşün. Askeriye, bir askeriyede ne para alıyor? Diyelim 30-40 lira, 50 lira alıyor ayda. Buradaki kampta kalanlar da insanlar, o da devlet onlara yemeğini veriyor. Her ihtiyacını veriyor. Elbisesini veriyor. Her şeysini verdiğinden dolayı onlara bir para mara maddi olarak yok. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani gerçekten yani işte enteresan. Niye geldiler o zaman bunlar oraya? Ya işte bunların bazı Türkiye'deki uzantıları ve şeyleri aklına girip de Avrupa'yı çok çettiklerinden, işte o insanlar buraya, onları ticaret yapıyor, para kazanıyor. Onları getirip burada perperişan olurlar. Burada görüyoruz bazı insanları. Durumları kötü. Adam tekrar gitmek istiyor, utanıyor diyor. Ben ne yüzden gideceğim şimdi memlekete bir daha. Yani evet. O durumlar da var. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten enteresan bir durum. Yani orada kampta kalacaksa buradan niye gidiyor? Ama ben şunu söyleyeyim. Valla Türk vatandaşı orada ne der eder, bir şeyini bulur, açığı bir şeyi bulur. Ve gerçekten burada yaşadığının yaşam kalitesinin iki katını orada bir şekilde bence yaşar diye ben düşünüyorum. Şahsi düşüncem. Yoksa bu kadar yüzlerce insan... O 2000'lerden önceydi Furkan Bey. Çünkü... O zaman kaçak çalışabiliyorlardı, bir şeyler yapabiliyorlardı. Şimdi öyle bir şey de yok şu an. Evet. Şu an gittikçe meselesi her şey küçüldü, her şey meselesi büyük alışveriş merkezleri oldu burada. Yani Türkiye'de de biliyorsun her şey alışveriş merkezleri, toplu şeyler oldu. Yani eskiden onlar çalıştıramıyor, her zaman göz önünde. Evvelde meselesi kahveler çoktu, restoranlar çoktu, herkes çalıştırıyordu kaçakları. Ama şimdi öyle bir şey yok. Evet, Elazığ'da tabii akrabalarınız da var. Mesela mesaj atmış, diyor ki iyi yayınlar Furkan Bey, Muğdat Bey dayımın oğlu olur. Kendisine selam ederim. Merak ettiğim, Almanya'da vergi ve sosyal güvenlik konusunda yardım var mıdır? Leyla Yıldırım Kantin İhsan il başkanı göndermiş. Evet, evet. Evet, birbirinin kızı oluyor. Sosyal güvenlik konusunda, yardımlar konusunda az önce ifade ettiniz. Efendim, var mı Elazığ'a söylemek istediğiniz bir şeyler Almanya'dan? Elazığ'ın yurtbaşı köylüyüm. Hepsinin Ramazan Şerif Bayramı'nı, Ramazan'ı kutluyorum. Nice Ramazanlara diyorum. Hepsi sağ salim. Cenab-ı Allah amenet olsunlar herkes. Saygılar herkese. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Çok teşekkür ederiz. Bizler de Almanya'ya, memleketinizden sizlere. Edis hocama da selamlar söylerim. Kime? Kulaklarını çınlatayım. Edis hocama. Ha, evet, ondan bahsedeceğim şimdi. Ya. Bizler de sizlere çok selam gönderiyoruz memleketinizden, Elazığ'dan. Çok sağ olun. Aleyküm selam. Başım üzerinden. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler. Eyvallah. Evet efendim, Almanya'dan hemşerimiz Muğdat Güner canlı yayın konumuz oldu. Şimdi geçen Ramazan da yapmıştık efendim. Bu Ramazan da yapıyoruz. Yurt dışına bağlanıyoruz. O ülkelerde Elazığlılar neler yapıyorlar, nasıl geçiniyorlar, bu koronavirüs sürecinde neler oluyor, onları konuşuyoruz efendim. İşte Bosna Hersek'e yaptık, Belçika'ya bağlandık, İsveç'e bağlandık, Hollanda'ya bağlandık, Kazakistan'a bağlandık. Bugün de Almanya'ya bir bağlantımızı gerçekleştirdik. Yani evet, yani baktığımız zaman Almanya'da 21'den sonra yasak var. Restoranlar kapalı, maske takmak zorunlu. İşte üniversiteler kapalı ama okullar açık. İşletmelere maddi destek sağlanıyor, kira paraları veriliyor. Zararları devlet tarafından karşılanıyormuş Almanya'da. Bu bağlantılarımızı gerçekleştirmemizde gerçekten büyük çaba, gayret gösteren Ediz Erşen hocamıza bir kez daha teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Evet efendim, son baskıda. Şimdi kısa bir reklam arasına gireceğiz. Reklamların ardından son baskı canlı yayınımız 3. bölümüyle, günün gelişmeleriyle devam edecek.
Efendim Son Baskı'dan tekrar mutlu geceler diliyoruz. Son Baskı canlı yayınımıza günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. İlk bölümde Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz bizlerle birlikteydi. Maden'i konuştuk. İkinci bölümde Elazığ'da alınan kısıtlama kararı vardı. 3 cadde trafiğe kapatıldı. Onun oluşturduğu olumsuzlukları konuştuk ve akabinde Almanya'ya bağlandık. İş insanı Elazığlı hemşerimiz Muğdat Güner bizlerle birlikteydi. Almanya'dan bir canlı bağlantı gerçekleştirmiş olduk ve 3. bölümümüzde de günün gelişmeleriyle devam ediyoruz. Efendim AK Parti 26. dönem Elazığ milletvekili Avukat Ömer Serdar Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığına atandı. Elazığ'da başarılı çalışmalara imza atan AK Parti Elazığ 26. dönem milletvekili Avukat Ömer Serdar'a AK Parti Genel Merkezi'nde görev verildi. AK Parti Elazığ 26. dönem milletvekili Ömer Serdar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Avukat Serdar, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın başkanlığını yaptığı AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'nın yardımcısı oldu. 10 Şubat 1963'te Elazığ'ın Palo ilçesinde doğan Avukat Ömer Serdar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı, Elazığ Barosu Genel Sekreterliği, İlim Yayma Cemiyeti Üyeliği, Fırat Meclisi'nde Başkan Yardımcılığı, Palo Derneği yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2003 yılında AK Parti Büyük Kongre Delegesi oldu. Çeşitli sanat, edebiyat dergileriyle gazetelerde yazıları yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu üyesi. 26. dönemde Elazığ milletvekilliği yapan Serdar, İngilizce ve Arapça biliyor. Serdar, evli ve iki çocuk babası. Medya grubumuz olarak Avukat Ömer Serdar'a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Efendim AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığına atanan AK Parti 26. dönem Elazığ Milletvekili Avukat Ömer Serdar, medya grubumuzu ziyaret ederek deprem sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığına atanan AK Parti 26. dönem Elazığ Milletvekili Avukat Ömer Serdar, medya grubumuzu ziyaret etti. Yani sizlerle bir arada olmak beni mutlu etti. Uzun süredir Elazığ'a gelmemiştim. Bu vesileyle geldim ama yarın da dönüyorum. Yarın toplantımız var. İnşallah ondan sonra tekrar geleceğim. Bayrama kadar burada bir takım ziyaretlerimizi de yapmış olacağız. Kongrenin ardından tekrar görevine devam edilmesine karar verildiğini belirten Ömer Serdar, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı partilerin bir anlamda beyni sayılır dedi. Kongreden sonra biliyorsunuz partideki görev tanımları yeniden yapılır. Görevlendirmeler yeniden belirlenir. Birim başkanlıkları ve sorumluluk alanları, iller falan bunlar yeniden belirlenir. Bizim birimde de Sayın Başkanımız Hayati Yazıcı Bey kendilerinin takdiri tabii bir kısım arkadaşlarla yollarını ayırdı. Bizim de devam etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmişti. Dün itibariyle de yayınladılar. Burada görevimize inşallah daha geçmiş yıllara nazaran daha bir gayretle devam edeceğiz. Partimizin Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı bir anlamda siyasi partilerin beyni sayılır. Yani politikaların orada tartışıldığı, şekillendirildiği, efendim kanun tekliflerinin, tasarılarının özellikle mecliste yapıldığı ancak parti istişaresinin burada yapıldığı birimlerdir. Dolayısıyla bizim için yoğun bir dönem olacak. Önümüzdeki 2023 seçimlerine hazırlık süreçlerinde hem kanun düzenlemeler açısından hem politika belirleme açısından yoğun bir dönemimiz olacak. Geçtiğimiz yıl boyunca yani 7-8 ay biz seçim sistemiyle ilgili çalışmalar yaptık. Oradaki düzenlemeler, simülasyonlar, işte düzenlemelerimizi kendi açımızdan tamamladık. Sayın Genel Başkan'a arz etmiştik. Ortağımızın da MHP'nin de bu konuda bir çalışması vardı. Bu çalışmaları birleştirip bu dönem içerisinde sanıyorum bu yasama yılı sonuna doğru seçim kanunu da meclise
getirmiş olacağız. Depremin ardından oluşan sorunların kısa süre içerisinde hallolabilecek sorunlar olmadığını vurgulayan Ömer Serdar, en mükemmeli ortaya çıkardık diyemiyorum ama iyi yakalamaya çalıştık. Doğrusu bu konularda eksiklikler var ifadelerini kullandı. Şimdi Elazığ olarak şöyle bir avantajımızdan önce bahsedeyim. 4 tane milletvekilimiz var. Ayrıca parti biriminde ben siyasi ve hukuki işlerde, Mücahit Bey mahalli idarelerde, Metin Bey teşkilat başkanlığında başkan yardımcısı olarak görev yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir avantajımız var diyebilirim. Deprem konusunda zaten deprem olduğu zaman ben buradaydım. Yani o koordinasyon sürecinde de ilk günlerde bulundum. Ancak depremin sorunları henüz giderilebilmiş değil. Her ne kadar AK Parti hükümeti olarak biz buraya ciddi anlamda kaynak aktardıysak da takdir edersiniz ki bu sorunlar kısa vadede hallolabilecek sorunlar değil. Artı insanların sonuçta kendi ekosisteminden ayırıp başka yerlerde iskana tabi tutmak, şunu anlatmak istiyorum. Yani bulundukları mahallelerden başka yerlerde kuraya tabi tutulması falan bunlar sorun. Yani bunlar daha iyi organize edebilirdi, edilebilirdi. Maalesef buna ilişkin şikayetler de alıyoruz. Ama şu değerli Elazığ halkının şunu bilmesi lazım. Devlet iyi niyetle burada gerekli kaynakları ayırdı. Gerekli organizasyonları yaptı. Milletin yaralarını, depremin yaralarını sarmak açısından da elinden geleni yaptı. Bu en mükemmeli ortaya çıkardık diyemiyorum ama iyiyi yakalamaya çalıştık. Doğrusu bu konuda eksiklikler var. Bu eksikliklerle ilgili zaten birebir milletvekili arkadaşlar bu koordinasyon içerisinde olduğu için biz çok ayrıntısını bilemiyoruz. Ancak dediğim gibi yani bu sorunlar da aşılacak sorunlar. AK Parti hükümetler her zaman için Elazığ'a bu anlamda yatırımını, kaynağını, desteğini her zaman için yerine getirmiştir diye düşünüyorum. Efendim Keban'da partilileriyle bir araya gelen AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Keban'da partilileriyle bir araya gelen AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cengiz Taş ve İl Gençlik Kolları yönetimiyle ilçeye geçen Yıldırım AK Parti Keban İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Yıldırım ilçe başkanı Şahin Oğuz ve Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Murat'tan ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Yıldırım ve beraberindekilerden sonra Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı ile bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Atlı, "Rabbimiz hizmetlerimizi daim edip bizleri mahcup etmesin," dedi. Efendim Cumhurbaşkanlığı'nın rektör atamalarına ilişkin kararları resmi gazetede yayımlandı. Kararname ile birlikte Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Elazığlı hemşerimiz Profesör Doktor Harun Çiftçi atandı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü'ne Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Profesör Doktor Harun Çiftçi atandı. 1975 yılında Elazığ'da doğan Profesör Doktor Harun Çiftçi, 1996 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünü tamamladı. Organik Kimya Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını yaptı. Birinci doktorasını 2000 yılında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Fırat Üniversitesi Rektör Danışmanı Profesör Doktor Ali Ölçücü'nün danışmanlığında Analitik Kimya Anabilim Dalı'nda tamamlayan Harun Çiftçi, ikinci doktorasını ise Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı'nda yapmıştır. 2012 yılında doçent, 2017 yılında ise profesör ünvanını alan Çiftçi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı'na getirildi. Tıp Fakültesindeki akademik görevlerinin yanında Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve bölgesel kalkınma projelerinde yürütücü, koordinatör ve danışmanlık gibi birçok önemli görevlerde bulundu. Evet efendim, aynı zamanda Fırat Üniversitesi Rektörü, Danışmanı Profesör Doktor Ali Ölçücü'nün de Profesör Doktor Harun Çiftçi'nin
Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde okurken doktora danışmanlığını yapmıştı Profesör Doktor Ali Ölçücü ve Elazığ'da uzun yıllar boyunca eğitimini almıştı Profesör Doktor Harun Çiftçi. Yeni görevinde başarılar temenni ediyoruz kendisine. Efendim, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel dün canlı yayın konuğumuzdu. İbrahim Taşel'e ikinci üniversite çalışmalarını sorduk. Kendisi ikinci üniversite çalışmalarıyla ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu ve ben elimden geldiği kadarıyla ikinci üniversitenin kurulması için elimden gelen tüm çabayı gösteririm dedi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Kanal Fırat Televizyonu'nda yayınlanan ve Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbay'ın hazırlayıp sunduğu gündem programın konuğu olmuş ve Elazığ'da mevcut üniversitenin haricinde Harput Üniversitesi adıyla ikinci bir üniversitenin kurulması için çalışmalarının olduğunu açıklamıştı. Yeni bir üniversite kurarken eskiden Yükseköğretim Kurulu'nun bazı şartları vardı. İşte olmazsa olmaz bazı fakülteler olmak zorundaydı. Fakat şimdi o şart yok. Biz de hali hazırda orada bir fakültemiz var. 2-3 tane daha fakülteyi ve rektörlük binasını oraya kaydıracak olursak ileride yani birkaç yıl içerisinde eğer devletimiz de uygun görürse sadece tabelasını değiştirme kaydıyla ikinci bir üniversiteye kavuşmuş olacağız. Bizim buradaki amacımız tamamen buna yönelik. Kanal Fırat Televizyonu'nda yayınlanan ve Furkan Dilaver'in hazırlayıp sunduğu Son Baskı programının konuğu, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel de ikinci üniversite çalışmalarını desteklediğini söyledi. Elazığ'ın ikinci bir üniversiteye, biraz daha ihtisaslaşmış bir üniversiteye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani güzel bir şey yaparsanız çevre gelir Elazığ'a. Bakın biz Elazığ'da 1980 yılında site inşaatında bir dershane açtık. Hı hı. Ve bu dershanenin öğrencilerinin 600-700 tanesi ta Van'dan, Muş'tan, Diyarbakır'dan, Bingöl'den çıkıp geliyorlardı. Mesela Diyarbakır'ın, Ergani'nin neredeyse tamamı Elazığ'a geliyordu ve çevredeki oteller, evler tutuluyordu ve burada çok yoğun bir şekilde insanlar Elazığ'ı tercih ediyordu. Aynen üniversitede bunun gibi bir şeydir. Eğer kaliteli, düzgün ikinci bir üniversite oluşturabilirsek bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum Elazığ için. Ve ben de şahıs olarak bu konuda ne türlü destek vermek gerekiyorsa destek olacağımı da ifade etmek istiyorum yani. İkinci bir üniversite için il yöneticilerinin her türlü desteği vermesi gerektiğinin altını çizen Taşel, üniversite şehrin ayrı bir rengi, ayrı bir havasıdır. Bu anlamda da her türlü desteğin verilmesi lazım dedi. Kendi adıma söylüyorum, il yöneticilerimiz de bence bu konuda isteklidir. YÖK'ün de buna sıcak bakacağını biliyorum. Çünkü burada iyi bir üniversite altyapısı var. Yani bugün mesela biz kendi üniversitemizde gururla kullanıyoruz. Buradaki üniversitemizin hazırladığı intihal programını kullanıyoruz mesela. Yani Elazığ Fırat Üniversitesi'nde hazırlanmış. Evet, Bedri Özer'in hazırladığı programı kullanıyoruz kendi üniversitemizde. Kütüphanede hakeza onların hazırladığı programı kullanıyoruz. Yani bunun gibi çok gurur verici şeyler var. Üniversitemizin mesela tıp fakültesi, oradaki hocaları. Yani ben mesela bir hastalıkla ilgili araştırma yaparken dediler ki bunun en önemli hocası Elazığ Tıp Fakültesi'ndedir dediler. Çok gurur duydum. Evet. Güzel bir şey yani. Kesinlikle öyle. Onun için üniversite şehrin ayrı bir rengi, ayrı bir havasıdır. Ve bu anlamda da her türlü destek verilmesi lazım. Hatta biz bir ara bir özel üniversite de belki burada oluşturulabilir diye düşünmüştük. Yani özel demeyeyim de vakıf üniversitesi. Ancak ona potansiyel tam yetmedi. Potansiyel yetse o tür bir çalışma bile yapılabilir yani Elazığ bunu bile kaldırır. Koronavirüs sürecinde eğitim sistemini de değerlendiren Taşel, yüz yüze eğitim şart dedi. Özel öğretim kurumları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarımız gerçekten çok zorlu bir süreçten geçti. Hala geçmeye de devam ediyor çünkü evet. Pandemi şartları devam ediyor. Ayrıca bu dönemde uzaktan eğitim yapıldı. Bazı sınıflar geldi, bazılarına uzaktan eğitim yapıldı. Bazılarına hem yüz yüze hem uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldık. Yani gelebilen var, gelemeyen var. Dolayısıyla yani bir
iken işimiz ikiye, üçe katlandı ve çok zorlu bir süreçten geçti. Bugün arkadaşlarımız da bu süreci bize Elazığ'da da aynı şekilde olduğunu aktardılar. İnşallah bu belayı, ben bela diyorum, bu belayı bir an önce def ederiz. Şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine inşallah dualarımız kabul olur. Bir an önce korona belasından ülkemiz kurtulur ve eğitimimizde, diğer sektörlerde canlanır. Yani çok zor durumda olan sektörler var. Sadece eğitim değil. Çok net olarak söylüyorum, yapabildiğimiz her yerde ve son noktasına kadar eğitimimizi bir günse bir gün yapmamız lazım. Ama duracağımız yerde de zaten durmamız lazım. Yani virüste çok da inatlaşmak gibi bir teklifim yok benim. Ama yapabileceğimizi de yapalım. Yani bu işi tamam ya nasıl olsa böyle bir yapmama gibi ya da uzaktan yapma gibi bir imkanımız var. Alan alsın, almayan almasın hesabına dönüştürmememiz lazım. Evet efendim, Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel'in ikinci üniversite çalışmalarıyla ilgili açıklamaları böyleydi. İkinci üniversite çalışmalarını desteklediklerini ve bu kararlarından dolayı Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'tan övgüyle bahsetti. Alınan karardan övgüyle bahsetti İbrahim Taşel. Tabii kısa süre içerisinde tüm şehrin, erklerinin, il yöneticilerinin bu karara destek vermesi ve şehre ikinci bir üniversite kazandırılması gerekiyor efendim. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Harput müziğinin bölgenin dışına taşıma ve tanıtma konusunda yeterli bir çaba gösterilmediğini söyledi. Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Harput müziğinin tanıtılmadığını söyledi. Çağlar yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar pek çok konuda olduğu gibi geleneksel müziğimizin tanıtılmasında da başarılı olamadık. Harput'un beğeni alan zengin müziğini bölgemizin dışına taşıma ve tanıtılmasında yeterli çabayı gösteremedik. Dolayısıyla gerçekçi bir ifadeyle kendimiz çaldık ve kendimiz dinledik," dedi. Eşsiz Anadolu medeniyetlerinin izlerini içinde barındıran, türkülerin derlenerek çok sesli düzenlemelerle opera sahnesine taşınmasının büyük bir önem taşıdığını belirten Başkan Çağlar, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı olarak merhum Fikret Memişoğlu'nun tespit ve önerisinden yola çıkarak Harput musikisinin çok sesli senfonik olarak notaya alınmasını sağladık. 2010 yılında başlayan ve yaklaşık 3 yıl süren bir çalışma sonunda senfonideki müzikal zenginlik türkülerimizin ruhu ve heyecanına çok renkli yeni bir heyecan kattı ve Harput Senfonisi eseri ortaya çıktı ifadelerine yer verdi. Harput Senfonisi'nin şehrin müziğinin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Çağlar, "Önümüzdeki dönemde İzmir'de ve daha sonra yurt dışında birçok Harput Senfonisi konseri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Halen yurt dışı konserleri için yaptığımız çalışmalar olup, en son notaları gönderdiğimiz Almanya Köln Senfoni Orkestrası ile olan görüşmelerimiz olumlu yönde devam etmektedir. Senfoni, Elazığ Harput musikisi için bir dönüm noktası, bir başka ifadeyle milat olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan Harput Senfonisi'nin çok yönlü olarak değerlendirilmesi ve tanıtım için önemli, doğru bir adres olarak kabul edilmesi gerekir," dedi. Evet efendim, gerçekten Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar neredeyse her hafta şehrin önemli bir problemiyle ilgili, önemli sorunlarıyla ilgili nokta atışları yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. İşte geçen haftalarda farklı konulara dikkat çekmişti. İşte yemek kültürü vesaire. Bu hafta da musikiye dikkat çekti. Harput Senfonisi biliyorsunuz Elazığ musikisi, Harput musikisi adına yapılmış şu ana kadarki en önemli çalışmalardan birisi. Harput Senfonisi'nin hazırlanmasında, yapımında, tamamlanmasında ve o konserlerin gerçekleştirilmesinin mimarı olan bir isim Mehmet Çağlar. Elazığ için çok önemli çalışmalara imza atan birisi ve işte ne diyor? Harput müziğinin bölgenin dışına taşınması ve tanıtma konusunda yeterli bir çaba gösterilmiyor diyor. Kesinlikle doğru söylüyor. İşte Urfa Sıra Geceleri adından sıkça söz ettirirken yıl içerisinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce turist sırf Urfa Sıra Geceleri'ni dinlemek için
Urfa'ya akın akın giderken, o bölgedeki esnaf kazanırken, o bölgedeki otelci kazanırken, o bölgedeki restorancı kazanırken, o bölgedeki tüm esnaf kazanırken Elazığ'ın kürsübaşı gibi önemli bir değeri var. Onlarca yüzlerce eseri var. Ama maalesef bizim kürsübaşı programlarımız halen daha yeteri kadar kendini duyuramadı. Bizler aylardır neyi ifade ediyoruz efendim? Pandemiden sonra vaka sayılarının azalmasıyla birlikte eğer bir normalleşme söz konusu olursa bu Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında artık 1,5 yılı aşkın süredir insanlar evlerinde oturmaktan sıkıldı ve akın akın başka şehirlere gidecekler. Özellikle doğal güzellikleri olan, doğayla baş başa kalacak yerlere gidecekler. Oralarda tatili yapacaklar. Ve bizim de elimizde Harput gibi, Palu gibi, Keban gibi, Sivrice gibi, daha sayamadığımız birçok bölge gibi çok önemli eserlerimiz, değerlerimiz varken niye bu turizm sektöründen biz bu yaz en üst düzeyde faydalanmayalım? Niye Elazığ'ın esnafı depremde yara almış, pandemide yara almış esnaf oluşturulacak olan hemen acil bir turizm atağıyla ekmek parası kazanamasınlar? Ki bir turizm denilince bunun oteli var, otelde işte yemek yapılması için işte domates alınıyor, salatalık alınıyor, işte et alınıyor, tavuk alınıyor ve birçok sektör gelişiyor. Temizliği için işte temizlik sektörleri destekleniyor, oralardan alışveriş yapılıyor. İşte restorana gidiyor, onun kazancı oluyor. Taksiye biniyor, onun kazancı oluyor ve daha bir sürü alt dalları var bunların efendim. Ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz maalesef. Ama en azından özellikle Harput'un turizme bu yaz ayında hızlıca turizme kazandırılması için çeşitli çalışmalar var. Ne dedik aylardır? Özellikle son baskı canlı yayınımızda bunu aleni bir şekilde ifade ettik. Sosyal medya hesabım üzerinden bunun paylaşımını yaptık. Elazığ'da acilen bir turizm seferberliği başlatılmalı ki Haziran, Temmuz ayında buraya insanları çekebilelim ve birçok konuda yara alan esnaf kalkınsın. Neyse ki şunu da bu yayınımızda söylemek nasip kısmet olmuş. Geçtiğimiz günlerde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'yla bir araya gelmiştik bir vesile nedeniyle. Bu talebimizi, bu isteğimizi, bu görüşümüzü kendisine aktardık. Acilen bir turizm seferberliği başlatılması gerektiğini ve Harput'ta etkinliklerin olması gerektiğini ifade ettik. Kendisi de pandeminin seyrine göre belediye olarak Harput'ta bu yaza çeşitli etkinliklerin yapılması sözünü verdi efendim. Bekliyoruz. Özellikle kürsübaşı noktasında söz aldık kendisinden. Tabii bu pandeminin seyrine göre değişiklik gösterecektir. En azından kapalı alanlarda olmazsa bile Harput'taki o Sara Hatun Meydanı'nda belirli günlerde belediye olarak bir kürsübaşı programı yapabileceklerini ifade etti. Bu çok güzel bir durum oluşur. Harput musikisini Harput'ta turistlere, Elazığlılara, vatandaşlara, Elazığ'da bulunan herkese dinletmemiz gerekiyor. Belirli günlerde bu yapılırsa eğer gerçekten çok güzel bir geri dönüş almış oluruz. İnşallah böyle bir durum gerçekleşmiş olur efendim. Bu yazı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun yapmak zorundayız. Başka da bir kısa vadede, yani ekonomik olarak bizim şehir olarak kısa vadede böyle 3-5 ay içerisinde kalkınmamızın başka bir yolu yok. Yani 3 ayda büyük bir fabrika kurulamayacağına göre, 3 ayda böyle bir sihirli değnekle esnafa destek gelmeyeceğine göre turizmden en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor. MÜSİAD'ın karavan projesi bu noktada çok önemli ve bunların artırılması gerekiyor. Sivrice'den, Harput'tan en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor efendim. Sadece belediyeli olacak bir iş değil. Bu noktada valiliğin de, valiliğe bağlı kurumların da turizm için atak halinde olması gerekiyor. İşte geçen gün ekranlarınıza getirdik hafta sonu. Önemli bir marka, Türkiye'nin en önemli gıda markası reklam filmini Saklı Kapı ve Karaleyle kanyonlarında çekti. Bakın Türkiye'nin en büyük firması reklamını Saklı Kapı ve Karaleyle kanyonlarında gelip çektiler ve ürünlerinin tanıtımını Saklı Kapı ve Karaleyle kanyonlarında yaptılar.
Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin gündemine düşmüştü. Saklı Kapı ve Kara Leylek Kanyonları. İşte Elazığ valisi, dönemin valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından keşfedilmişti. Ve inanılmaz bir şekilde tüm ulusal medyada Saklı Kapı ve Kara Leylek Kanyonlarından bahsedilmişti. Haber programlarına konu olmuştu. Özel tanıtımlara konu olmuştu. Ne oldu şimdi Saklı Kapı ve Kara Leylek Kanyonları? Kaderine terk edildi. Orayla ilgili maalesef halen daha bir karar alınamadı. Alınmıyor. Alınmak mı istenmiyor? Tabii bunlar soru işareti oluşturuyor kamuoyunda. Vatandaş bize soruyor. Ne oldu bu saklı kapı? Niye artık gündemden düştü? Halbuki Elazığ'ın turizmsel açıdan en büyük kaderlerinden birisi de bu saklı kapı ve Kara Leylek Kanyonu. Bizim dikkatimizi çekmemiş olabilir. Elazığlıların dikkatini çekmemiş olabilir ama il dışında yaşayan vatandaşların, böyle özellikle doğa turizmine düşkün olan vatandaşların çok fazla dikkatini çekmişti. Bir tur planlayabilseydik, orada bir işletme yapabilseydik, bir küçük de olsa bir kafe, restoran tarzı bir şeyler yapabilseydik, orada turistten geçilmezdi. Bunu da iddia ediyorum ki Elazığ hakikaten böyle çok gelmeyen, Elazığ'a çok gelmek istemeyen İstanbul'da mesela arkadaşlarım vesaire var. Onlar Saklı Kapı Kanyonu'nun görüntülerini gördükten sonra işte arayıp Elazığ'a gelmek istediklerini, Saklı Kapı Kanyonu'na gitmek istediklerini ifade ettiler. Bunlar gibi binlerce vatandaş var. Var. Söyleyecek çok şey var ama işte uygulamaya geçilince Elazığ'da maalesef bazı konularda hantal bir yapı var. Efendim KOBİ Girişim Destek Programı kapsamında hazırlanan imalat sanayinde dijitalleşme temalı proje teklif çağrıları için başlayan müracaat süresi 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan imalat sanayide dijitalleşme temalı proje teklif çağrıları için başlayan müracaat süresi 17 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Programla ilgili olarak ESSO ve KOSGEM İl Müdürlüğü İşbirliği'nde 22 Nisan Perşembe günü saat 14'te KOBİ'lere yönelik webinar bilgilendirmesi gerçekleştirilecek. 300 bin TL hibe ve 700 bin TL geri ödemeli kredi fırsatıyla imalat sanayideki KOBİ'lere toplamda 1 milyon TL destek imkanının sağlandığı teklif çağrısı ile ilgili detaylı bilgiler www.elazigtso.org.tr adresinden öğrenilebilecek. Efendim Elazığ'da yaralı olarak bulunan 4 şahin Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Elazığ'da vatandaşlar çeşitli yüksek rakımlı bölgelerde uçamaz halde yaralanan 4 şahini bulularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne, Elazığ Belediyesi'ne ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bir yeni geldi. Yaralı şahinler kurumların ekipleri tarafından alınarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirildi. Tedavi altına alınan şahinlerden ikisinin tüfekle vurularak yaralandığı ve birinin kanadının kopmak üzere olduğu görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar İşbirliği ile vatandaşlar tarafından ormanda, dağda bulunan şahinlerimiz Doğa Koruma ve Milli Parklara, belediyemize, yine jandarmaya haber verilerek onlar aracılığıyla hastanemize, Fırat Üniversitesi ve Tıp Fakültesi Hayvan Hastanemize getirildi bu şahinler. Travma geçirmişler. İki tanesi ateşli silah yaralanması. Bir tanesi yeni geldi. Onun henüz şikayetinin ne olduğunu uçamıyor. Şikayeti var ama röntgen aldıktan sonra daha sağlıklı bir durum ortaya konulacak. Diğerlerinde bir tanesinde çıkık var kanadında. Bir tanesinin kanadı da kopmak üzere. Parçalanmış ateşli silahla. Diğerinde yine kanadının ucunda saçma taneleri tespit edildi. Bunların tedavisi, iki tanesinin tedavisi uzun süredir devam ediyor zaten. Diğerlerinin de tedavisi bittikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edilip yine hayvanlar doğasına salınacaktır. Kanadı kopmak üzere olan şahinin kanadının ampute edileceği ve bir daha uçamayacağı belirtilirken bir diğerinin de kanadında çıkık olduğu öğrenildi. Bunların tedavileri, bir tanesinin kanadı ampute edilecek, artık uçamayacak yani. Bir tanesinin kanadının ucunda küçük bir saçma şeyleri var, yaralanması var. Vatandaşlar sadece bunlara değil, martılara, yine baykuşlara, bunlara, yine kırlangıçlara, daha küçük şey hayvanlara, bunlara ateş ediyorlar. Bunları biraz sadizm olarak görüyorum ben bunları. Bunlar eti yenmez. Ya eti yense bile, yani artık günümüzü biliyorsunuz, eski çağlarda değiliz.
et ihtiyacımızı dağlardan, hayvanlardan karşılayalım. Vatandaşların sadece şahinlere değil, diğer birçok kuşa da silahla ve tüfekle ateş ettiğini belirten Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Cengiz Han, doğumların başladığı mevsimlerde hayvanların dengesinin bozulmaması için vatandaşlara çağrıda bulundu. Ama bu hayvanları da sadizm amacıyla ateş edip, hedef seçip ateş edip vuruyorlar. Tabii ki bunların doğan dengesinin bozulmasına neden oluyor bunlar. Çünkü yazık, 4 tane şahinimiz, şunların kanadının bir tanesinin kanadı kopmuş, kopmak üzere daha doğrusu, ampute edilecek. Artık hayatını uçmadan idame etmeye çalışacak. Tabii bunlar biliyorsunuz asil hayvanlar. Bu şekilde olan durumlarda bazen intihar edebiliyorlar. Yemiyorlar, içmiyorlar, strese giriyorlar. Kendilerini dışarıya kapatıyorlar. Ölebiliyorlar. Bu şekilde sokmamak lazım. Bunların önlemini almak lazım. Veya vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olması lazım. Hele hele şu doğum mevsimlerinin başladığı, doğumların olacağı şeylerde dağlarda tavşanların falan vurulmaması gerekir. Kekliklerin falan vurulmaması gerekir. Neden? Bir tavşanı vurduğunuzda 8 tane, 9 tane yavrusu belki toprağın altında annesini bekleyecek ve orada ölecektir annesi gitmediği zaman. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bunlara duyarlı olmak lazım. Yaralı şahinlerin tedavilerinin tamamlanmasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri aracılığıyla üçünün doğaya salınacağı, diğerinin ise koruma altına alınacağı bildirildi. Efendim, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şubesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, Osmanlı zamanında adet haline gelmiş olan Zimmem Defteri uygulaması bu Ramazan ayında da devam etti. Osmanlı zamanında uygulanan Zimmem Defteri uygulaması Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şubesi tarafından yaşatılıyor. Müsait Elazığ Şubesi bu Ramazan'da da Elazığ'da çeşitli mahallelerde bulunan bakkallardan veresiye defterini satın alarak dar gelirli ailelerin borçlarını silerek Zimmem Defteri uygulamasını devam ettirdi. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Müsait Elazığ Başkanı Tekin Gürkan, İçinde bulunduğumuz zor şartlar dolayısıyla Ramazan ayının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmayı daha fazla önemsediğimizi ifade etmek isterim. Özellikle pandemi süreci toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı çok daha önemli ve anlamlı hale getirmiştir. Bu çerçevede müsait olarak Osmanlı döneminin örnek uygulamalarından biri olarak bizlere miras kalan Zimmem Defteri uygulamasını Ramazan ayı dolayısıyla yeniden başlatıyoruz. Ecdadımızın toplumsal dayanışma ve yardımlaşma anlamında örnek uygulamalarından biri olan Zimmem Defteri uygulamasının yaşatılmasını ve geleneksel hale gelmesini arzu etmekteyiz. Uygulamayı özel kılan noktalardan biri, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek hadisi şerefine sadakatle gerçekleştirildiğini ifade eden Gürkan, ecdadımızdan miras kalan bu uygulamayı Elazığ'ımızda geleneksel olarak devam ettirme gayretindeyiz. Bu vesileyle uygulamaya katkı sağlayan, destek olan Hayırsever Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu tür uygulamaların diğer toplumsal kesimler tarafından da gerçekleştirilmesi, Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilincini güçlendirecek, kardeşlik ve dostluk duygularını daha da pekiştirecektir, dedi. Efendim, İzzetpaşa Camisi'nde verilen Ramazan vaazlarının 9. gününde oruç fıkhı anlatıldı. İzzetpaşa Camisi'nde Ramazan ayı boyunca devam edecek vaazın bugünkü konusu il vaizi Doktor Nizamettin Ergüven tarafından anlatıldı. Ramazan girdikten sonra bu fidyelerini kişi bir kişiye de verebilir. Yani fakir olmak, fidyetu ta'amu miskin ayet-i kerimede özellikle miskinlere verin diyor. Yani fakir miskin dediğimiz muhtaç kişileredir. Ya fideyi camiye vereyim olur mu? Hayır. Direkt ayette bu tabir geçtiği için özellikle fidye kısmını, fitre kısmını fakir aramamız lazım. İl vaizi Ergüven değişen sağlık durumlarında kimlerin oruç tutabileceğine dikkat çekti. Mümin insan oruç tutmak için bahane arayacak. Tutmamanın bahaneleri çok. Ya hocam, ben şeker hastasıyım, ben oruç tutabilir miyim? Ya bunu ben diyemem. Bunu doktor sen tutarsan işte sakatlık olur, felç olur, bilmem ne olur. Artık şeker hastalığının sebep vereceği sıkıntılar var. İş bu dereceye varıyorsa
tamam tutmayabilirsin. Doktor da aman aman tutmayasın, sende sıkıntı olur, sakatlık oluşuyor diyorsa zaten tutamaz. Ama biz çevrede, sağda, solda, akrabalarda bunu görüyoruz. Yani şekeri çok istikrarlı değil. İşte bir gün fazla, bir gün az. Böyle kişilerin çok rahat oruç tutabildiklerini görebiliyoruz. Yani bu artık kişiden kişiye değişebilen hastalıklar var. İşte şeker hastalığı tutamaz, şunlar tansiyon hastaları tutamaz. Böyle bir genel ifade söyleyemeyiz. Hastalık kişiden kişiye değişir. Etkisi kişiden kişiye değiştiği için artık o kişinin bizzat kendisinin gidip kendi doktoruna sorması lazım. 10 gün tutamamış, bunun fidyesi olamaz. Bu kişi iyileştikten sonra, Ramazan'dan sonra kazasını tutacak. Yani bunun fidyesi yok. Fidye kime gerekir? Devamlı hasta, yaşlı. Oruç zaten bunun genç, bir de gençleşme ihtimali olmadığı için pirifani dediğimiz fidye bunlara gerekir. Bir de Şafii alimlerinin özellikle emzikli bayan, hamile bayanların sırf çocuğunu düşünerek, kendisinde sıkıntı yok yani oruç tutsa tutabilir. Sadece çocuğunu düşündüğü için oruç tutmuyorsa kaza artı fidye gerekir. Bir de Şafii alimlerinin söylediği, tutamadı, kaza kalmış orucunu üzerinden bir Ramazan geçip hala daha kazasını tutmamışsa kaza artı fidye gerekir diye belirtmişler. Evet efendim, biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında sahur coşkusunu canlı olarak ekranlarınıza getiriyorduk ama bu Ramazan ayında böyle bir şey mümkün değil pandemi dolayısıyla. Şimdi efendim 2019 yılında Zafran Mahallesi'nden bir sahur coşkusu görüntüsü ekranlarınıza getirmişiz. Bu görüntüyle o günleri tekrar yad edeceğiz ve yayınımızı da noktalamış olacağız efendim. O sahur coşkusu görüntüleriyle sizleri baş başa bırakacağız. Son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne birlikte başladık. Yeni gün, perşembe gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle buluşmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu geceler, hayırlı sahurlar diliyorum.